Hanımlar beyler iyi geceler. Belki birazdan uyuyacaksınız. Belki yarım yamalak bir uyku halindesiniz. Bugün size çok gerekli bir konuyu konuşacağız. Neden uyuyoruz? Neden uyumuyoruz? Neden uyuyamıyoruz? Çok değerli konuklarım var, uzmanlar. Hakikaten belki de Türk televizyonlarında bu konuyu bu gece konuşup bitireceğiz onlarla. Lütfen çok dikkatle izleyelim. Çünkü gerçek notlar alabileceğiniz, gerçek bilgiler, referanslar alabileceğiniz konuklarımız burada. Uzman doktor Kerem Dündar, sinir bilimi uzmanı. Doçent doktor Nejat Altıntaş, göğüs hastalıkları uzmanı ve bu konuyu çok araştırmış bir kişi. Ve Özden Kaftan Thomas, nefes terapisti. Ve birazdan bize katılacak olan Profesör Doktor Hakan Kaynak var. O da nöroloji uzmanı. Hemen Nejat Bey'e dönelim ve soralım. Ben bir uykusuz olarak ve araştıran, yeni şeyler öğrenmeyi seven bir insan olarak size sormak istiyorum. Bu uyku hep böyle miydi? Hep böyle mi oldu? İnsanlar uyku konusuna hep böyle mi baktılar? Yoksa tarih içerisinde bir evrimi var mı uyku meselesine? Evet. Şimdi uyku çok ilginç. Yani tarih boyunca bütün insanların uyku ilgisini çekmiş. Mesela Aristoteles'e bakıyorsunuz. Milattan önce 350'deki yazdığı kitapta uykuyu ruhun içerisindeki bir yapı olaraktan görüyor. Yani ruhunun içerisinde hapsolmuş bir yapı görüyor. Ama daha sonra yapı yavaş yavaş değişiyor. Mesela milattan sonra 196'ya geldiğiniz zaman Galen'e bakıyorsunuz. Galen diyor ki hayır diyor, uyku diyor beynin içindedir diyor. Ruhun içerisinde değildir diyor. Mesela Yunan'a bakıyorsunuz, Yunan mitolojisine bakıyorsunuz. Yunan mitolojisinde gece tanrıçası Nyx vardır. Bunun iki tane çocuğu vardır. Bir tanesinin adı Hipnos. Hipnos. Yani uyku tanrısı. Öbürüsü de Thanatos'tur. Yani ölüm tanrısı. Thanatos'un çocuğunun adı da Morpheus'tur. Bu Matrix'teki isim. Dolayısıyla Yunanlılar şöyle görmüşler. Ölüm, uyku ve rüya bunlar aynı düzlem içerisinde görmüşler. Yine şeye bakıyorsunuz mesela... Kutsal metinlere bakıyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsunuz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de 37. sure, Zümer suresinde yani topluluklar demek. Zümer suresinde diyor ki Allah-u Teala biz diyor insanları diyor bir kısmını öldürürüz, bir kısmını uykuya geçiririz. Uykudayken diyor onların canını alırız ama yaşamalarını istiyorsak diyor tekrar diyor o ruhu onlara döndürürüz. Yani Kur'an-ı Kerim'in bakış açısı da İnsanlar uykuya geçtiği zaman bir çeşit yarım ölüm içerisindedir diye düşünüyorlar. Ta ki ne zamana kadar? Mesela 1899'a geldiğimiz zaman Freud'a kadar. Freud yazdığı kitapta uykunun beynin bir fonksiyonu olduğunu gösteriyor. Ve uyku mesela çok ilginçtir. Bütün bu dini kitaplarda geçiyor. Mesela 7 uyurlar var. Biliyorsunuz evet. Değil mi? Yedi uyurlar mesela Hristiyan İncil'de bulunmaz. Ama onların apokritik dediğimiz kaynakları yani protestan kaynaklarında değil ama Katolik kaynaklarında özellikle geçer yedi uyurlar. Yani bu yaklaşık milattan sonra 2. ile 5. yüzyıldadır Hristiyan kaynaklarında ve sayısı vardır. 7 üzerine geçer. Kur'an-ı Kerim'de de Ashab-ı Kehf yani mağaranın ehli yani mağaranın dostları olaraktan geçer. Bunların tarihi belli değildir. Sayısı da belli değildir. Ama burada çok enteresan bir şey vardır. Kur'an-ı Kerim'de geçen en büyük mucizelerden bir tanesi. Orada yatak yarasından bahseder. Der ki biz de onları uyuturken bir sağlarına çevirdik, bir sollarına çevirdik. Yani tabii yatak yarasından bahsetmez. Bası yani, yarası olmasın. Bası yarası olmasın diye. Bir de şöyle der, çok ilginç bir şey daha var. Siz onları uyurken görseydiniz korkardınız der. Ben bunu şuna bağlıyorum. Bu Avatar filmi var ya. Aslında bu yüzyılda çözülecek bir ayet değil. İnsanlar belki de o şeyi, bedenleri orada duruyordu ama astral seyahate veyahut da paralel evrenlere doğru gidiyordu. Yani çok ilginç tabii. Bu şey ilginç. Yine bu kıssa şeyde de geçer. Mesela Hristiyanların kaynağından başka Hindu kaynaklarında da geçer. Manahatra diye bir kitapları var. Orada da yine yedi uyurlardan ve köpeklerden bahseder. Dolayısıyla uyku bütün İnsanlık tarihi boyunca insanların ilgisini çekmiş. Peki uyku hep aynı mıydı? Uyku hep aynı değildi. Bunu nereden biliyoruz? Yani elimizde tabii ki Osmanlı'ya ait uykuyla ilgili çok kaynak yoktur. Ben araştırıyorum bu konuda.
Ama mesela Hristiyan kaynaklarına baktığınız zaman uykunun iki dönem olduğunu gösteriyorlar. Daha önceden hava karardığı zaman akşam 6 gibi, 7 gibi uyuyorlar. Gece 12'de geri kalkıyorlar. 12'de kalkıyorlar, dua ediyorlar, seks yapıyorlar, çocuk yapıyorlar, yemek yapıyorlar, tekrar yatıyorlar. Yani şu anki mesela Tanzanya'daki mesela avcı toplayıcı topluluklar veyahut da çiftçiler bunlardaki uyku stilini onlar da devam ettiriyorlarmış. Ama ta ki ne zaman sanayi devrine gelene kadar, sanayi devrine geldiği zaman uyku değişmeye başlıyor. Artık belli saatlerde yatıyorsunuz. Edison'un elektriği bulmasıyla beraber çünkü beyni uyarıyor. Belli saatlerde kalkıyorsunuz. Çünkü niye kalkmanız lazım? Çalışacaksınız. Yani dolayısıyla uyku artık belli bir saatlerin içerisine sıkıştırılmış vaziyette. Ya çok doğru bu. Benim avcı toplayıcı olduğum ortaya çıktı. Evet. Çünkü daha önceki burada yaptığımız programlarda da kaç kere konuştuk. Bu en mutlu dönemin insanlık için avcı toplayıcı dönem olduğunu, o insanların orada daha özgür, kendi doğalarıyla daha barışık yaşadıkları konusunda konuşmuştuk. Bak uykuyu hiç ele almamıştık. Şimdi anlıyorum ki ben de bu avcı toplayıcıya doğru gitmek istiyorum. Fakat benimle gelen kimse yok. Zaten sistem de müsaade etmiyor. Fakat anladım ki ben avcı toplayıcıyım. Benim saat 7'de, 8'de, en geç 8'de mutlaka uykum geliyor. En az 1 ila 1,5 saatlik bir uykuya ihtiyaç duyuyorum. Ondan sonra uyanıyorum, seks yapıyorum, yemek hazırlıyorum ve okuyorum, izliyorum, başka şeyler yapıyorum. Sonra tekrar uyuyorum. Fakat o saatler arasında uyuduğu zaman bu akşam 7-8'de falan, vay sen nasıl uykucusun, vay niçin böyle uyuyorsun hepimiz. Çünkü o saatler bir de sosyalleşme zamanları ya, işte orada benim uykum geliyor. Kimseyle konuşamayacak halde oluyorum. Orada uyumak istiyorum. Ondan sonra uyanmak istiyorum. Ben ondan sonra uyandığımda söylediğiniz saatler gece yarısına yakın saatler ya da gece yarısı. Bu sefer herkes uyumaya başlıyor. Bu sefer de yalnız kalıyorum. Berbat bir şey. Yani seks yapıyorum derken yanlış söyledim. Evet. Onun için uyanıyorum fakat yapamadan tekrar uyumak zorunda kalıyorum. Peki ama tek herhalde biçim bu değil. Şimdi bugün çok bildiğimiz kadarıyla genelde herkes uyku konusunda konuşuyor. Genelde benim yaşıtlarımın şu zamanlarda Facebook'tan çok fazla ölüm ilanı görüyorum. Ya benim yaşımdakiler ölüyor, ya onların halaları, teyzeleri ölüyor, ya anne babaları ölüyor şu sıralarda. Ölüm ölüm en çok bundan konuşuyorlar. Bir de uyku meselesinden çok konuşuyorlar. Çünkü yaş alıyorlar ve artık uyuyamamaya başlıyorlar. O konuda algıda seçici oldukları için herkes birbirine uyku konusunda postlar atıyor. Ve kim uyuyamıyorsa kendini işte efendim Leonardo'yla, Einstein'la falan filan bununla özdeşleştiriyor. Diyor ki işte diyor çok bu diyor zekiyim. Müthiş diyor bilim insanları, dehalar falan hiç uyuyamazlarmış. İşte yarım saat uyurmuş, kalkarmış, bir saat uyurmuş, kalkarmış falan. Ulen sen o yüzden uyuyamıyor değilsin ki. Sen yaşlandığın için uyuyamıyorsun. Sen zaten hayatında ne Einstein olabildin ne Leonardo olabildin. Olsaydı zaten 50 yaşına kadar bu işleri yapardın. Bir gerizekalı olarak yaşadın. Şimdi tek benzer özelliği uyuyamama. Zaten bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla bu deha uykusu bilmem nesinden bahsediyor. Ama tahminimce nasıl diğer memeliler, canlılar kısa uyku süreçleri ve gereken uykuyu almak için bir yere sığınmak, bir emniyetli bir alan bulmak, orada uyumak gibi bir eylem yapıyorlar. Sanıyorum ki insanlar da benzer bir şey yapıyorlarmış. Tabii ki. Yapmıyorlar mıymış? Tabii ki yapıyorlar. Ya şöyle de bir şey var. Yaşla beraberin dışında zihin yaş aldıkça, yine doğru, yaş aldıkça çok konuşmaya başlıyor. Ve bana iyi konuşmamaya başlıyor. Bana genel olarak konuşuyor. Daha yeni geldi konuğum. Hemen bana laf çaktı. Yok, genel olarak konuşuyorum. Ya, hakikaten suçluluk duyguları daha fazla ortaya çıkıyor yaşla beraber. Düşünceler, geçmişte yaptıkların, yapmadıkların, o geçmişte yapmadığın veya suçlu hissettiğin duygular daha fazla nüksediyor ve daha fazla zihin kötü şeyler konuşuyor. Ve zihni susturamadığın sürece uyuyamıyorsun. Ben nasıl burada devreye giriyorum nefesle beraber? Nefes aldığın zaman, zihni nefesine odakladığın zaman, derin ve uzun nefesler aldığın ve bağlantılı nefesler aldığın zaman kas sistemin gevşiyor. Kas sistemin gevşediği için kendini rahat bırakıyorsun ve zaten REM'e geçiyorsun. REM dediğimiz şey de işte bu uykudan 90 dakika sonra olup 15'er dakika süren aslında en derin uyku dediğimiz zaman. İşte o REM'e geçirdiğimiz zaman biz sizi rahatlatıyoruz. Geceleri daha rahat uyuyorsunuz. Nefeste ben ancak bu şekilde yardımcı olabiliyorum.
Ama zihnin ne kadar çok konuşursa o kadar uyuyamıyorsun. Bu bir gerçek. Aynı zamanda gökyüzü olayları dediğimiz şeyler var. İşte bu dolunaylar, güneş tutulmaları, ay tutulmaları. Bu gibi olaylarda da uyumanız çok bozulabiliyor. Bunlar gün... gerçekten doğru. Etkileniyor muyuz? Evet. Şehir hayatı içerisinde gökdelenlerde yaşayarak artık gökyüzünü görmediğimiz bir çevrede yaşayarak etkileniyor olabilir miyiz? Bence eskisinden miyiz? Daha fazla etkileniyoruz. Allah Allah. Çünkü eskiden bu kadar farkında ve bilinçli değildik bu konularda. Ama şu anda hani dolunay, güneş tutulması, herkes farklı. Hani bu işte ilgilensin ilgilenmesin, herkes bir dolunayı biliyor artık. Veya herkes bir işte geçenlerde bir ay tutuldu. Ondan herkesin haberi vardı ve ben biliyorum. Çevremdeki işte konu komşu herkes o 3 gün boyunca uyuyamadılar. Veya işte çocukları, bebekleri etkiliyor. Çünkü onların daha da frekansları açık. Daha çok etkileniyorlar bu tip olaylardan. Bir kızım var 7 yaşında almost, 6,5. O da aynı şekilde çok etkileniyor bu olaylardan. Ben etrafımızda oldukça gökyüzü olaylarının da uykusuzlukla etkisi olduğunu düşünüyorum. Yine sosyal medyada gezinen bazı basit egzersizler var. Evet. Denenmeli mi bilmiyorum, size soracağım. İşte şöyle yaparsan, böyle yaparsan, işte önce şunu yap, şu kadar nefes al, sonra şöyle yap, böyle yap, hop uykudasın gibi bir şeyler var. Doğru mu? Yani egzersizlerle uykuda olur musun bilmiyorum. Evet, böyle şeyler var ama ben şunu tavsiye edebilirim. Yatağa yattığınızda gece bütün dikkatinizi ve algınızı nefes alışverişinize verirseniz... Sadece derin ve uzun nefesler alarak, veriş zaten tamamen diyaframın kendi hareketi olduğu için veriş için hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece kendinizi serbest bırakmanız gerekiyor. Nefes alıp verirseniz bir süre sonra uykuya dalacaksınızdır. Peki acaba bu bahsettiğiniz kişi nerede yaşıyor? Yani yalnız oturması gerekmez mi? Siz yani tabii herkesin özel hayatını sorgulayacak değilim ama bunun için böyle yatağa yatacağım, nefes alışımı düzenleyeceğim filan gibi şeyler olması için bir kere evli olmamanız lazım. Çünkü evli olduğunuz zaman ve hatta çocuklarınız olduğu zaman belli ki yatağa böyle gidemeyeceksiniz. Bugün ben ve tanıdığım birçok arkadaşım biz uyumuyoruz, bayılıyoruz. Yani bir şekilde bayılmayı sağlıyoruz. Bunu da tabii birisinin kafamıza bir tokmakla vurması sayesinde başarmıyoruz. Bunu bir şey izlerken sızmak. Birisi mesela karın konuşurken sızmak, ondan sonra ya da sarhoş olup sızmak, artık o kadar oturduk ki dayanamadık, koltukta kanepede sızmak, kavga edip kanepede sızmak, kavga edip yatağa gidip sızmak, çocuklara masal okurken sızmak. Yani aslında ben bahsettiğiniz gibi bir fotoğraf içerisinde hiç olmadım. Yani oturuyorum ve sonra diyorum ki geç oldu. İyisi mi gideyim yatayım. Pıt 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 pıt. İşte tuvalete gidiyorum, dişimi fırçalıyorum ve yatağa yatıyorum, uzanıyorum. Ve o gün yaptıklarımı şöyle bir aklımdan geçiriyorum. Sonra nefes egzersizi yapıyorum. Küt uyuyorum. Ben hiç böyle bir şeyin içinde olmadım. Evet ama bunlar için bunlar gerekmiyor beri. Zaten. Pıt 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 odanıza gitmeniz veya işte bugün ne yaptım bir tekrar bir toparlayayım da bir nefese döneyim değil. Oturduğunuz yerden televizyon izlerken de bu dediğimi yapabilirsiniz. Ha, yapılabilir. Yani tabii şöyle ki. Bir şey sorusu oluyor. Mesela herkes birbirine şunu soruyor. Gece nasıl uyuyorsun? Yani bana bunu yaptıktan sonra gece uyuyabiliyor musun? Bana borcunu ödemedin, bana şöyle yaptın, beni terk ettin, bilmem ne yaptın. Hiç mi vicdan azabı çekmiyorsun? Gece nasıl uyuyorsun? Ya herkes gece bayılıyor zaten. Kimsenin böyle bir vicdan muhasebesi yapacak hali yok ki. Onun için bu yapılmıyor zaten. Bunu herkese anlatmak lazım. Siz nasıl uyuyorsunuz? Vallahi ben de çok kolay uyumuyorum. Uyuyamamaktan şikayet edip böyle kalkıp niye uyuyamıyorum? Ya benim kendi kullandığım bir iki tane sound exercise vardır. Bu kristallerle hani yapılan. Onlar beni rahatlatır. Onlarla uyumaya çalışıyorum eğer hiç uyuyamıyorsam. Bazen melatonin alıyorum. Melatonin, karanlık odada uyumaya çalışıyorum. Ben uykuyla beslenen bir tipim. Yemek yemeden de yaşayabiliyorum ama uykusuz yaşayamıyorum. Uyku saatlerim aynen sizin gibi erken geliyor. 8-9 gibi uyumak istiyorum. 8-9 gibi yatıyorum. Ama çocuk var. Nasıl oluyor çocukla beraber? Çocuğu da o saatte yatırıyorum.
Ya ne fena. Yatırıyorum anne. Yazık değil mi çocuğa? Ama onu alıştırdım. Ama daha küçük zaten. Evet, daha 6.30. Yani ona tabii alıştırdım. O saatlerde aynen. Evet yatabilir. Aynen. Sonra siz kalkıyorsunuz ama. Yok kalkmıyorum, yatıyorum sabah. Nasıl ya? Bazen 5'lerde kalkıyorum, yatmıyorum sonra zaten. Ha. Ama yani yatıyorum, ben erken yatıyorum. Yaz hariç. Yazın çok erken acayip. Yatmıyorum. Peki. Sayın hocam, uyku eylemi nasıl gerçekleşiyor nörolojik olarak? Evet, ben de orasını anlatayım. Orasını uyusun, biliyorum. Evet. Gayet rahat uyuyan biriyim ben. Bir kere şahsi tecrübem öyle. Hiç uykusuzluk çekmedim bugüne kadar. Süper. Ama uykusuzlukla uykunun arasındaki şeyi konuşmadan önce belki uykunun niye var olduğunu konuşmak lazım nörolojik açıdan. Uyku doğrudan beyin için yapılan bir şey. Yani dinlenebilirsiniz, vücudunuzu dinlendirebilirsiniz, vücudunuzu yenileyebilirsiniz. Ama uyku esnasında bir kere vücutla ilgili konunun kalitesi artıyor. Onu söyleyeyim yani bütün... Yenileme, anabolizan bir iş deriz biz uyku için. Yani yapımın olduğu bir iş. Yaralarınız daha çabuk iyileşir, kaslarınız daha çabuk rahatlar. Hiç bir sürü fizyolojik süreç var. Merak edilirse anlatırız. Ama aslen uyku beyin içindir. Çünkü beyniniz uyku fazına geçmeden yenilenemiyor. Biz uykunun niye uyunduğunu bilmiyorduk. Şundan 5 sene öncesine kadar, hocam da takip ediyordur mutlaka. 5 yıl öncesine kadar bilmiyorduk yani. Hatta o yüzden millet sürekli uykusuyla problem yaşardı. İnsanların gün içerisindeki hayatı düzenlemekten çok o hayata uykudan çalıp katma kaygısı var. Çünkü bu taraf hep yetmiyor ya. Evet. Sürekli bir şey. Da Vinci bir saat uyuyormuş falan. Hani bize de en çok sorulan soru. Ben hemen şey dedim. Sen Da Vinci misin? Yani hani, hayır, şimdi tabii orada insanlar alınıyor belki biraz diyor. Yani biz de fena değiliz. Hani Da Vinci değil. Aslında kaygı şu. Ne kadar uyuduğundan önemlisi uyandığında ne yaptığın. İnsanı uyandıran şey dünyada aldığı sorumluluklar. O tarafı görmek lazım. Uyanmayla ilgili kısmı böyle görmek lazım. Yani Da Vinci bir saat fazla uyursa insanlık geri kalacak. Ne yapsın adamcağız? Yatakta evet. Duramıyor fazladan. Evet. Ama uyumayla ilgili kısım kesin beyinle alakalı. Onun da REM dediğimiz kısımla ilişkisi var. REM uykusuna geçilmesinin sebebi beynin direkt REM uykusuna geçememesi. Yani sizin gözlerinizi kapatmış olmanız ve teorik olarak karşıdan bakıldığında uyuyor zannedilmeniz beyninizin hemen durduğu anlamına gelmiyor. Bir miktar beyninizin kendini revize edecek state'e kadar bir böyle beklemesi gerekiyor. Ona non-REM uykusu deniyor. Başta işte hani 90 dakika uyuyamıyoruz, REM uyuyamıyoruz diyoruz ya. Ondan sonra 15 dakika REM'e giriyor. REM esnasında ne yapılıyor? Aslında beyin çok aktive oluyor gibi. Ama normal aktivasyonun dışında bir aktivasyon bu. Yenilenme aktivasyonu. Hı hı. DNA bozulumları onarılıyor mesela. Hı hı. Sinir sisteminin DNA'sını onaran tek şey var REM uykusu. Özür dilerim, bu aslında beynin kendisini ve vücudu tabii. Onarmak için tabii. Aldığı bir bakım mı, bir aynen. Servise mi giriyor? Günlük bakıma giriyoruz her bakıma gün. Giriyor. Zaten. Ama beyin de yani beyin kendisini açıp kapatmak, şarj etmek vesaire yani şeyden örnek verelim, tekno örnekler verelim. Ama onun dışında vücutta da bir şeylerle uğraşıyor tabii galiba. Ki. Vücut da kendisi uğraşıyor çünkü beynin vücudu onaran kısmı olan immün sistem de beyin tarafından modüle edildiği için o da aynı şekilde yukarıdan ayarlanıyor. Şimdi burada enteresan olan bir şey var. Normalde uyku siklusa bağlıydı. Yani geceleri uyuyorduk. Niye? Çünkü inaktifsin. Zaten gece av olabilirsin herhangi bir yırtıcı hayvana. O yüzden mümkün mertebe gizli bir yer bulacaksın, uyuyacaksın. Düne kadar bu iş böyleydi. Ama beynin eninde sonunda bir yerlerde uyuması gerekiyor. Yani bu belki de günümüz toplumlarında endüstri çağı, elektriğin bulunması, ışıkların icadıyla biraz dönüşmüş olabilir. Bu kadar çok uyku probleminin olmasının sebebi bizim tabi olduğumuz siklus değişti. Eskiden karanlık olduğunda uyuyorduk. Şimdi öyle bir şey yok. Karanlık olmuyor çünkü. İstanbul hiç karanlık oluyor mu? İstanbul'u karanlık görmüyoruz hiç. O yüzden de bence uykular alt fraksiyonlara ayrıldı. Mesela gün içerisindeki uyku da çok enteresan, faydalı. Bununla ilgili de bir sürü makale var, bir sürü çalışma var. Gün içerisinde 45 dakika ile 1 saat arasındaki uykunun hem akademik performansı hem vücudun direncini arttırdığı gibi bir sürü çalışma var bununla ilgili de. Yani uykunun beyin için olduğunu unutmamak lazım. Zaten hani öyle uzun süre uyuyamamazlık diye bir şey olmaz. İnsanın REM deşarjı biterse bayılırsınız. Beyin kendi işini görür. Uzun süre uykusuz kalanlar doğrudan REM uyumaya başlıyorlar o yüzden. Hani sizin düzenli bir uykunuz varsa siz non-REM uyuyup REM'e geçebilirsiniz ama uzun süre uykusuz kaldınız, o zaman tak diye bayılıyorsunuz ve hemen REM uykusu uyunuyor. İşte o Da Vinci uykusu denen şey aslında REM uykusu doğrudan. Da Vinci'nin günü 4'e bölüp her o çeyrekte REM uykusuna dalıp çıktığı söyleniyor. Yani beyne lazım olan kısım çözülsün,
Ama tabii bu vücudu iyileştirmek için doğru bir yöntem değil. O yüzden sağlıklı bir uyku öneriyoruz. Zaten ama Da Vinci de uzun yaşamamış mıdır? Fena değil. Demek ki daha uzun yaşayacakmış. Bir sürü şeyden de muaf tutmuş kendini. Hani psikolojik bir sürü sıkıntıdan, değil mi? Rahat bir hayat yaşamış. Öteki tarafta dünyanın stresini almış ama kendi yaşam stresiyle ilgili birçok konuda da rahatlamış olabilir. Evet. Onunla ilgili belki yaşam ömrü uzamış olabilir. Ama dediğim gibi uykunun hem fizyolojiye faydası var hem nörolojiye. Ama nörolojiye faydası kesinlikle fizyolojiye faydasından çok öncelikli. Bence. Belki onu bir anlatmak lazım. Hı. Çünkü uyumayanlarda, siklusunu bozup işte geceleri çalışıp gündüzleri uyuyanlarda psikolojik hastalıklarda çok daha sık görülüyor. Hı. Peki, bir ön konuyu konuştuk. Şimdi bir bandımız var, onu izleyelim ve devam edelim. İnsan hayatı uyku ve uyanıklık arasında bir döngüde geçer. Peki neden uyuruz? Sirkadiyen ritim, yani vücudun biyolojik saati ve gün ışığı, geceleri uyumamızın sebepleridir. 2017 yılında Nobel Tıp Ödülü, insan vücudunun biyolojik saatini inceleyen 3 bilim insanına verildi. Yeni protein ve gen keşifleriyle birlikte biyolojik saatin uyku düzeni dışında beslenme, hormon salınımı ve tansiyon dengesini de kontrol ettiğine dair veriler toplandı. Fakat modern zamanın getirdiği düzensiz yaşam biçimi, çalışma ortamları biyolojik saati bozmakta, uyku düzeninin etkilenmesiyle ruhsal ve bedensel rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Peki uyuyabilmek artık lüks haline mi dönüştü? Ünlü psikiyatrist yazar Darian Lieder, 80'lerde uyku bozukluklarının sayısı bir elin parmağını geçmezken şimdi 70'ten fazla türde uyku bozukluğu tanımlıdır, diyor. İnsanlar uyumak için ilaç, terapi, kitaplar ya da teknolojiden yararlanıyor. Öyle ki teknolojiden faydalanma da yeni bir hastalığa neden oldu. Ortosomnia. Uyku düzenini takip eden teknolojik cihazlar uykunuz hakkında rapor verir, uyarılarda bulunur. Bazı uyku uzmanları bu cihazların yanlış veri sağladığı gibi kişide uyku hedefleriyle ilgili endişe yarattığını da düşünüyor. Bu endişe kişide ortosomnia, yani mükemmel uykuyu sağlıksız bir saplantıya dönüştürmeye ve uykusuzluğa neden oluyor. Peki 8 saatlik kesintisiz ideal uyku söylemi doğru mudur? Kaliteli uyku arayışı daha verimli çalışanlar yaratma ihtiyacındandır. Neden uyuyamıyoruz? İyi düşünmeler. Evet, buna kafayı takmış durumda bütün dünya. Evet. Aslında. Ya yani işin hem bir pazar tarafı var gördüğünüz gibi. Evet. Bununla ilgili device'lar uygulamalar var. Uygulamalar var ve çok ciddi bir pazar bu. Evet. Obsesif tüketici profili dediğimiz her şeyin en iyisini, şampuanın en güzelini, uykunun en kalitelisini ve onu takip eden, tüketici profilini hedefleyen bir pazarı var. Öte yandan kaygı çok arttığı için sosyal kaygı, uykunun o tarafının bozulması söz konusu. Az önce VTR'de çok güzel anlatılmış. Ve sonrasında işte sizin de söylediğiniz gibi zihnimizi nasıl dinlendireceğimizi bilmediğimiz için şu anki zihin yorgunluğu sadece uykuyla çözülebilecek bir şey olmayabilir. Yani hijyenik bir şekilde uyumak da çok kıymetli. Oraya doğru gitmek belki o tarafını biraz söylemek lazım. Neden uyuyamıyoruz kısmında. Ama bu çağın böyle bir problemi var. Yani bu çağın başlangıcında daha önce de ben hep dile getiriyorum. Bir bu sağlık ve güzellik obsesyonu içerisinde herkes birbirine sabahleyin ben çok diyorum, çok güzel uyudum diyor. Evet. Yani hiçbir kedi, hiçbir başka kediye böyle bir şey söylemez. Ya da eskiden herhalde kimse kimseye böyle bir şey söylemezdi. Çünkü zaten insanlar uyurlar. Çok güzel uyumak, çok derin uyudum, kendimi çok iyi hissediyorum. Bak kadınlarda çok var, kas yaptım diye kas gösteren kadın var. Yani böyle kas yap, pazusunu gösteriyor. Ya bu, yani bu kadına yakışan bir şey değil ki. Dolayısıyla insanların bu sağlık obsesyonları içerisinde uyku önemli bir yer tutuyor. Ve ben de uyuyamayan bir insan olarak şahsen çok üzülüyorum. Yani özellikle sabahtan itibaren şu söylenmesi alışkanlık haline gelmiş. Seni iyi görüyorum. Ya 20 yaşındaki çocuğa seni iyi görüyorum diyoruz. Tabii iyi o. Kurabiye gibi mis fırından yeni çıkmış. Ya da yorgun görünüyorsun. Bir de böyle bir aşağılama var. Ne oldu? Uyuyamadın mı? Uyuyamadın mı bir aşağılanma. Aa gözünü açamıyor, anlamıyor, bilmem ne yapamıyor bir aşağılanma. Sonra bakıyorum çok iyi uyuyan insanların genelde aptal olduklarını görüyorum. Bu siz dahil değilsiniz buna. Ama yani ne kadar aptal o kadar iyi uyuyabiliyor. Bir de o kaygısız aptal, belki. Aptal uyuyamadığı için. Sizle alakası yok doktor. Kendimi almadım yani, yok. Yani, uyuyamıyorum yani, uyuyanlar için. Ama ya bu da benim
yani diğerlerine, uyuyanlara mobbingim diyelim. Ama ve lakin bu aptallar, iyi uyuyanlar uyuyamadıkları zaman kıyameti koparıyorlar. Ben onu görüyorum. Uyuyamıyorum. Evet, uyuma. Ne olacak? Gel oturalım. Aa, uyuyamıyorum. Panik. E tamam. Ne olacak? Sonra bir şey arayıp böyle yarın şu var. Ya o halledilir, tamam, biraz uykusuz olursun, hallederiz falan. Bu bir paniğe dönüşüyor. Dolayısıyla ilaçla uyuma, bir takım katkılar, uyuyamıyorum, panik. Yani benim kızımda da var. Benim kızım da uyuyamıyorum, paniği geçiriyor. Niye geçiriyor bilmiyorum. Kimse de onu baskılamadı. Belki böyle bir baskı altındadır. Yani ertesi gün yeteri kadar diri olmayacağım, yeteri kadar performansım yeterli olmayacak filan gibiler. Ama o sıkıntıdır. Yani uyuyamamak, yatakta böyle yatakta dönüp durmak hoş bir durum değildir. Sıkıntı verir insana. Ama yatakta dönüp durmaktan başka yapılacak bir sürü şey yok mu? Evet, ama onu o yaştaki çocuk bilmeyebilir. Hayır, çocuktan bahsetmiyorum. Ben büyüklerden bahsediyorum. Evet, büyüklerde de öyle. Yatağa girip uyumayı bekliyorlar. İşte o da belki niye yatağa girip uyumayı bekliyorlar? Evet, bir kitap alıp veya bir televizyon seyrederek. Hayır, şimdi onunla ilgili söylem şu. 20 dakikalık bir bekleme süreci olabilir uykuda. Hı hı. 20 dakikanın üzerinde hala uykunuz gelmiyorsa bu uyku hijyenini bozacağı için çıkın yataktan. Çıkın yataktan. Çıkın. Ama tabii bir miktarda beklenebilir. Çünkü gerçekten uyumaya geçmek diye bir şey var. Yani bu hani nasıl REM'e geçiyorsa zihniniz. Çünkü günlük aktiviteler dediniz ya, zihninizden bir şeyler geçiriyorsunuz. Evet. Onun sakinleşmesi, bedeninizin sakinleşmesi. 20 dakika bir süre tanımlayabiliriz onu. Ama onun üstünde çok yatakta dönüyorum. Yatakta dönülmeye başlandıysa bir dışarıda dönülmesi lazım. Evet. Yani. Benim anlamadığım yatağın niye olduğu zaten. Ben yatağa da ihtiyaç duymuyorum. Yani yatak niye var? Bu yatak odası bir şey. Bunlar bir de doğru da düzenlenmiş değil. Yani biz bunları nereden aldık? Bir tür mimari şeyler bunlar. Kalıplar. Değil mi? Bir de izolasyon diye düşünmek lazım. Çünkü uykuda kapanmayan yerler var. Mesela biz REM uyurken vücudumuzun tamamı paralize olur. Birkaç tane kasımız duruyor. Bir tanesi auditor, yani işitme kasları. Hı hı. Çünkü bir şey duyabilirsiniz. O yüzden de yatılan yerin biraz sakin, sessiz olmasında fayda var. Çünkü gerçekten işitsel uyarıları almaya devam ettiğiniz için o esnada uyarılmasın. Kenarda, bence mağarada yatarken de bir kenarı, şurası yatak odası tarafı olsun denmiştir. Hani arada bir paravan yoksa. Uyuyan insanın yanından çok gürültü yaparak geçerseniz bir yerden sonra şey olabilir. Ama sıfır sessizlik de doğru değil. Onu da mutlaka söylemek lazım. Bu çocuk yetiştirilirken hani onu çok böyle izole bir odada sanki hiç, değil mi? Evet. Sıfır desin. O da çok uygun değil. Hassas hale mi getiriliyor? Hem hassasiyeti artıyor kesinlikle. Hem de her uyuyacağı ortam öyle olmadığı için hayatın gerçeğiyle buluşmuyor. O yüzden belki birazcık yani bir nebze gürültüyü engellemek önemli ama öyle her şeyi de sıfıra indirmek karanlık mümkün önemli diyebiliyorum. Evet. Yani karanlık çok önemli. Onu konuşacağız. Bir tekrar işin başına dönelim yani. Elimdeki tarif şu. Diyor ki uyku periyotlar halinde tekrarlanan ve bedendeki etkileri uyanıklık haline geri dönebilen nöro davranışsal algısal kopukluk. Evet. Ve çevreye duyarlı olmama halidir. Çok güzel tanımlanmış. Güzel. İnsan bedeninde tipik olarak postüral yaslanma, yatak dediğimiz şey, yatağa. Postüral, yani bedeninizi bir yere yaslamanız lazım. Evet. Ama onun için bunu söylüyorum. Ya postüral yaslanma gerekiyor. Evet. Yani yatak odası, yatak odasının ayak ucunda giysi dolabı, iki tane komodin, oradaki okuma ışıkları, efendim ondan sonra ebeveyn banyosu falan filan gibi bir mimari sistem önerilmiyor. Evet. Postural yaslanma gerekiyor. Davranışsal sessizlik ve kapalı gözler şeklinde gözlemlenir. Yani burada bize tabii, bir postural yaslanma. Otobüste de uyuduğumuzda tabii çok rahat etmiyoruz. Tam serbest uzanamıyoruz. Bilmem ne, kısıtlanmış haldeyiz falan filan. Uçakta bilmem ne. Tabii ki first ya da business class kullanmıyoruz. Biraz daha rahat yatıyoruz. Evet. Kapalı gözler. Buna niye gerek var? Çünkü açık gözlerle de uyuyabiliyoruz galiba. Daydream olur o biraz, değil mi? Yani gün içerisinde hayal kurma gibi olabilir. Açık gözlerle uyunabilir. Açık gözle uyuyanlar şöyle var. Şimdi 4 tane ördek düşünün. 2 tane ördeği başa koyuyorsunuz. 2 ördeği de ortaya koyuyorsunuz. Ve karşıdan kamerayla çekiyorsunuz. Bu 2 tane ördek kendisini güvende hissettiği için çift göz uyuyor. Yani çift gözünü kapatıp duyuyor. Ama bunlar kendisini güvende hissetmedikleri için beynin tek yarısıyla uyuyorlar.
ve diğer tarafını dinlendiriyorlar. Arkasından öbür tarafa geçiyorlar. Mesela setians dediğimiz mesela balinalar ya da akciğeri olan şeyler. Bunlar beynin tek tarafıyla uyuyorlar. Çünkü tam uyuyacak olursa, rüya görecek olursa ne yapıyor? Hayvan boğulacak yani. Çünkü akciğerle yaşayan bir canlı. Yine ya da kuşlar. Mesela kuşlar evrimsel bazda kendilerini çok daha fazla geliştirmişler. Mesela fırkateyn kuşu. Fırkateyn kuşu normalde hocamızın söylediği REM uykusunun en önemli özelliği şudur. REM'e girdiğiniz zaman bütün kaslarınız felç olur. Yani büyük kaslar felç olur. Niye? Çünkü REM uykusu esnasında siz bir takım hareketler yapıyorsunuz. Rüyanızda uçuyorsunuz, kaçıyorsunuz, şunu yapıyorsunuz. Eğer kaslar da bunlara uyaracak olsaydı, siz ağaçlarda yaşarken ne olurdu? Ağaçlardan aşağı düşerdiniz. Şimdi siz için de aynı şey geçer. Rüyada böyle bir şey yapmaya kalkarsınız. O bir hastalık zaten. Tanımları şimdi burada, yataktan düşmek gibi. Burada, yataktan düşülür, burada, uyur gezer olmuş. Şunu mutlaka söylememiz lazım. Yani çünkü seyircileri bilgilendirmek için. Şöyle düşünün. Size ben bir ilaç vereceğim desek. Sizin ömrünüzü uzatacağız. Beyninizin yaşlanmasını engelleyeceğiz deseydik. Ve böyle bir mucize ilaç var deseydik yeryüzünde. Bu ilaç uyku olurdu. Yani dolayısıyla uyumamak kesinlikle insanlara tavsiye edilebilecek bir şey değil. Şöyle ki, şimdi mesela kalp yetmezliği olan hastalar var. Düşünün, bacağınız şişiyor, kocaman oluyor. Şimdi bacak şiştiği zaman bu kalp yetmezliğindeki sıvıyı neyle götürüyorsunuz? O da normal bildiğimiz damarların haricinde bir de lenf damarları dediğimiz damarlar var. Bunlar bu sıvıyı buradan boşaltıyorlar. Ama beyninizin içerisinde bu damar yoktur. Çünkü beyin, düşünün bir sert bir kafatası var, içeride beyin hücreleri var. Ve bir de damarlar var. Bir de bunun içerisine lenf damarlarını sokacak olursanız bu efektif bir sistem değildir. Dolayısıyla efektif olmadığı için de ne yapmak lazım? Bakın bunu yeni buldular. Çok çok enteresan onu bir şey. Bunu isterseniz şöyle açıklayalım. Beynin dolaşımı vücudun dolaşımından farklı. Aslında burada bir de gerekçe şu. Vücuda alınan her şey direkt beyne geçmesin diye. Beyin ayrı yemek yiyor gibi. Beyin, kan beyin bariyeri var. Oraya her şey geçmiyor. Aynen. Cerebrospinal sıvı dediğimiz şeyin içerisine. Onun temizlemesi söz konusu tam o yeni bulundan. Evet, hocam, tam oraya geleceğiz. Şimdi anlatın, güzel anlatın. Rochester Üniversitesi'nden Nygaard diye bir araştırma düşünük buluyor. Diyor ki, bu diyor vücutta diyor, beyinde bu şey temizlenemiyor. Nasıl oluyor diyor. Çünkü Alzheimer dediğimiz özellikle yaşla beraber artan unutkanlık hastalığında beynin içerisinde özellikle tam şu bölgede, ön tarafı dediğimiz bölgede bir madde birikiyor. Bu maddenin adı beta amiloid. Veyahut da tau dediğimiz bir başka tau, protein birikiyor. Evet. Şimdi bu maddenin durmadan beyinden temizlenmesi gerekiyor. Beyinden temizleyecek lenf damarları da yoktur. Ne yapmak lazım? Bakın beyin çok sistem geliştirmiş. Normal beynin hücreleri yanında onları destekleyen glial hücreler dediğimiz ayrı bir hücre var. İsmi önemli değil, Latince. Ama bu hücrelerin özelliği beynin içerisinde hocanın söylediği bu lenf damarı yoktur ama başka bir sıvı sistem var. Beyin obelik sıvısı dediğimiz bu sıvı. Bu beynin içerisinde dolaşamıyor. Çünkü her taraf dolu. Yani sıkı hücreler. Evre 3 dediğimiz, derin uykuya geldiğimiz zaman o demin bahsettiğim o destekleyici hücreler %60 oranında kendini küçültüyor. %60 oranında çektiği için bu sefer beyin obelik sıvısı beynin içerisinde her yerde dolanmaya başlıyor. Dolayısıyla oradaki biriken o bahsettiğimiz o kötü maddenin beynin ön tarafta birikmesini engelliyor. Dolayısıyla Alzheimer olmaktan engellemiş oluyorsunuz. Ya uyumazsak Alzheimer mı oluyor? Kesinlikle. Haydi iyi günler. Korkunç bir şey bu. Bu korkunç bir şey. Ama çok üzüldüm buna şimdi. Ama öyle değil. Yani işte biraz önce Leonardo'dan da bahsettik. Şimdi bak beni mecbur bıraktınız Leonardo'dan bahsetmeye. Çünkü bu... Ama işte bunlar bu dahilerden... İki tane ama ters örnek var. Mesela Margaret Thatcher'ın Time dergisinde şey der. 4 saatten fazla uyuyanlar için WIMP der. WIMP demek yani asalak böyle şeyler. Kendisi ne oldu biliyorsunuz? Alzheimer oldu. Yine Bush'a bakıyorsunuz. Bush da 4 saatin altında uyuyordu. Dolayısıyla o da ne oldu? Onda da Alzheimer oldu. Ya bunu tek faktör olarak düşünüp tabii ki, belki kapatabilir miyiz? Biraz uyumam gerekiyor. Bir de tabii ki bu... Tabii ki bunun her uyku haricinde değil, her uyku değil. Başka bir uykudan söz ediyorsunuz. Hayır, normal uykudan bahsediyorum ama uykuya geliriz ama şimdi öncelikle uykunun süresi çok önemli. Bir kere en az uyumanız gereken uyku saati 6 saat. Niye? Bu sınırı şöyle belirleyelim. Bakın size çok bariz bir iki tane spot örnekler vereyim. Bir,
6 saatin altında uyuyan insanlarla 8 saatle 6 saatin altındaki uyuyan insanların 2 sene sonunda testis çaplarını ölçtükleri zaman 6 saatin altında uyuyanların testis çapının diğerlerine göre yarı yarıya azaldığını göstermişler. Şimdi önce Alzheimer'la vuruyor, arkadan da bak başka bir yerden vuruyor. Erkeği başka bir yerden vuruyor. Sinir bozucu bir şekilde vuruyor. Sinir bozucu bir şekilde vuruyor. Çünkü bu testis çapı çok önemli. Evet. Çok önemli. Yani burada gümüş sırtlı gorille şempanze testis karşılaştırmasına girmek gerekiyor galiba. Bir tane daha örnek vereyim müsaade ederseniz. Bu emin misiniz testis çapında? Kesinlikle. Bu yani çok ciddi araştırmalar. Yani bu söylediğim şeyler kesinlikle. Hani... Yani testis çapının da niye... önemli olduğunu konuşmak lazım ama o konumuza girmiyor uyku. Evet, aslında giriyor. Şöyle girelim. Aynı yatak odası. Uyandığımızda giriyor. Erkeklik hormonu, testosteron. Bak başka bir yerden daha testosteron olacak. Hormonu 5 saatin altında uyuyanlarda kendilerinden 10 yaşlı insanların testosteron seviyesine düşüyor. Bu çok Sen önemli. Öyle sanıyorsun. Diye şimdi... bir şey söyleyemiyoruz tabii çünkü... Evet. Bayanlar için bir şey söyleyeceğim. Hayır, program izlenmeyecek. Herkes gidecek koşarak yatak odasına koşuyor herkes. Bayanlarla ilgili bir şey anlatayım. Mesela gidiyorlar. Ne yapıyor? Rejim yapıyor. Son sözünüze ben mani oldum. Özür dilerim. Yok estağfurullah. Şakayla devam ettik. Ama bu rejimi anlatmam lazım. Hayır. Testosteronla ilgili. Lütfen. Testosteron seviyesi biliyorsunuz yaşla beraber azalıyor. Yani erkeklik hormonu ismi önemli değil. Erkeklik hormonu her sene azalıyor yaşla beraber. Şimdi şunu göstermiş. 5 saat altında uyuyan insanlarda testosteron seviyesi kendilerinden 10 sene daha yaşlı insanların testosteron seviyesine gelmiş. Eğer bu insanlar normal uyuyorsa. 5 saatin altında uyuyorsanız. Şimdi normal uyumaya başlarsa bu insan, bir arkadaşım için soruyorum. Evet. Düzelir. Arkadaşınıza söyleyebilir. Müşteri olsun. Özellikle şunu anlatayım, araya gitmesin. Bu çok önemli çok çünkü. Güzel. Bayanlar da mesela diyor ki, hocam diyor ben diyor rejim yapıyorum. Gidiyorum diyetisyene, ondan sonra elimden gelen her şeyi yapıyorum. Spor yapıyorum ama kilo alıyorum. Niye? Şimdi bunun sebebi şu. Bizim demin arkadaşların anlattığı uykunun siklusları var. Yani o 90 dakikalık bir siklustan gece içerisinde 6-7 kere uyursanız 5 tane 6 tane siklusa girersiniz. Şimdi bu siklusun özelliği şu. Özellikle gece 11 ile 2 arasında derin uyku dediğimiz uyku vardır. Evet. Saat 3'ten sonra sabaha doğruysa REM dönemi dediği, yani rüyaların görüldüğü, illa rüya görülmesi şart değil. Rüya çünkü evre 1, yani evre dediğim başlangıç dönemlerinde de rüyalar görülebilir. Ama bunlar kopuk rüyalar değildir. Buralarda da olabilir. Şimdi bakın, özellikle saat 11 ile 2 arasında... Büyüme hormonu dediğimiz bir hormon salgılanıyor. Bu nerede? Derin uykuda salgılanıyor. Büyüme hormonu çocuklarda ne yapıyor? Büyümeyi sağlıyor. Dolayısıyla aileler diyor ya, büyüsün de uyusun da büyüsün. Doğru. Çünkü büyüme hormonu salgılanıyor. Peki bizde ne yapıyor büyüme hormonu? Yani daha olgun çağa gelişmiş, büyüme çağına gelmiş kişilerde de büyüme hormonu yağ yakıyor. Erkeklerde göbek yağını, kadınlarda basen yağını yakıyor. Dolayısıyla siz eğer 11 ile 2 arasında uykuyla geçirmezseniz, o takdirde istediğiniz kadar diyet yapın, kesinlikle kilo alırsınız. Aman hocam dışarıdan alınması bu etkiyi yaratmaz diye belirtelim. Yok tabii ki. Tabii ki. Kesinlikle öyle normal, değil. Normal doğal yolla üretimini. Ya da şöyle düşünün. Bir gece uyuyamadınız. Gece 12'yi geçirdiniz. Yani sıra herkes için konuşuyorum. Yani istisnalar kaydeyi bozar tabii ki de. Bozmaz. Şimdi şöyle düşünün. Bir gece uyuyamadınız, televizyon seyrediyorsunuz ya da bir film seyrediyorsunuz. Acıktınız, buzdolabına gittiniz. Salata mı canınız çeker? Sizin için konuşmuyorum, ortalama soruyorum. Canınız yoksa dondurma mı çeker? Tatlı şeker. İşte bunun sebebi uyumadığınız zaman beyninizin içerisinden, Latincesini söyleyeceğim özür dilerim, girelin dediğimiz bir hormon salgılanıyor. Ne diye efendim? Girelin. Gralin. Evet. Gralin diye mi geçiyor? Evet yani... Gralin'in salgıladığı zaman karbonhidrata karşı ilgi artıyor, bu bir. Acıktırıyor. Bakın çocuklar da şunu yapıyor. Niye böyle bir ihtiyaç? Ya tabii boşuna böyle bir şey salgılanmaz. Aslında enerji ihtiyaç da oluyor. Niye çünkü devam ediyorsunuz ya. Yani günlük enerji planınıza uymadığınız için normalde uyunacaktı. Orada çünkü metabolizma yavaşlıyordu. Yalnız burada tabii ki bizi dinleyenlerin
Bir kere teşekkür ederim. Harfilerde anlatıyorsunuz efendim. Fakat tabii ki yine ampulün icadıyla beraber toplum bir bölümünü, önemli bir bölümünü geceleri de çalıştırıyor. Hı. Yani bahsettiğimiz saatlerde çalışan çok insan var. Çok. Örnekse ben. Ampulle beraber, tiyatro ışıklarıyla beraber, spotlarla beraber, işte yayıncılıkla beraber ben böyle bir şey yapıyorum. Ben bahsettiğiniz saatleri hiç uyuyarak geçirmedim. Evet. Çok uzun sürelerdir. Çok uzun senelerdir. Yani tatilde olduğum zaman da o alışkanlığımı kıramıyorum ve 23 ile 02 saatlerini kesinlikle uyuyarak geçiremiyorum. Ama bu bahsettiğiniz saatleri hangi ülkenin zaman dilimindeysek o ülkenin zaman diliminde gece yarısı havanın karanlık olduğu saatler olarak yani bir karanlık efektiyle mi sadece sunuyorsunuz? Yani onu sormak istiyorum. Yani bu olay diyelim ki sabah 6'da uyuyan bir adam eğer kararsa bulunduğu yeri mümkün olduğu kadar evet. ve aynı süreci öğlene kadar devam ettirse bahsettiğiniz saatler içerisinde başarılı olamayacak mı? Şimdi sizin VTR'de de verdiğiniz sirkadiyen ritim dediniz. Sirkadiyen günün etrafında dönmek demek. Hmm. Şimdi bizim içerimizde demin hocamızın anlattığı gözün arkasında bir yer var. Topliğine büyüklüğünde ama içerisinde 20 bin tane hücre var. Çok hassas ve ışığa karşı duyarlı. Şimdi burası ışık aldığı zaman mutlaka şey yapıyor, uyanıyor. Mutlaka karanlıkta olması gerekiyor bu bir. Ama göz kapalı olduğu halde ışık alıyor. İşte ona evet, anlatacağım. Evet. Göz kapalı olduğu halde ışık alıyor. Körler, Işığa duyarlı. Bunun için işte sizin en güzel sorunuza cevap körlerdeki çalışma. Yani ama insanlardaki. Bu içerideki bu saat dışarıdaki saatle yaklaşık olarak birbirini tutuyor. Yani 1938 yılında Clement'in bir çalışması var. Gidiyor bir mağaranın içerisinde. Mağaranın içerisinde asistanıyla beraber 6 hafta kalıyor. Hiç ışık yok, saat yok, şu yok, bu yok. Ama 6 hafta sonunda bakıyorlar ki kendi içindeki saatle, bizim içimizdeki saatle dışarıdaki saat birbirini hemen hemen örtüşüyor. Sadece bizim içimizdeki saat bir 15 dakika uzundur. Yani gün saati 24 saattir, bizim içimizdeki saat 24 saat 15 dakikadır. Ama bayanlarda bir 10 dakika daha uzundur, 24 saat 25 dakika uzundur. Dolayısıyla da... Bu da aslında biyolojik saatimizi shift etmeye yarıyor deniyor. O yüzden biyolojik saat yarım saatle ileri alınır, yarım saatle geriye alınır. Eğer uyku düzeni bir şekilde kaydıysa, evet. atıyor mesela siz düzenli olarak 3'te yatan birisiniz. Yarından itibaren 12'de uyuyayım zaten diyemezsiniz deniyor. Uykuya geçişinizi önce 2.5'a taşıyın, bir hafta öyle uyuyun. Sonra 2'ye taşıyın, bir hafta öyle uyuyun. O da biyolojik saatin evet. sapmasıyla alakalı. Öne doğru, forward yapmak Aynen, lazım. Aynen, forward yapmak. İyi saatler lazım. Geriye alınmaz diye de bir laf var. Biyolojik saatte bu manada Peki. en kaliteli saat. Hayır, ama ben hala anlayamadım. Niye erkeklerde bir 15 dakika... Bu genetiksel, yapısal bir şey yani. Kadının yenilenmeye daha fazla. Ölçüme dayalı bir şey diye değerlendirmek lazım. Bunun sebebi şu. Şimdi evrim bazında düşünecek olursanız. Şimdi sizinkini de anlatacağım. Bizimkinde... Sıkıntı şu, diyorsun ki kardeşim saat 24'te uyuyacaksın, sabah 7'de çıkacaksın. Ama bizim atalarımızı şöyle düşünün. Savaklarda yaşarken, şimdi düşünün siz açıkta yatıyorsunuz, artık ağaçlardan inmişsiniz. Savaklarda yaşarken orada ne yapıyor? Yırtıcılar gelip sizi yok edebilir. Şimdi ne olması gerekiyor? Bir grup insan daha erken yatması lazım. Yani erken tavuklar. Bunların erken yatıp, öbürleri uyuyacaklar. Yani onlar uyanık kalacak. Bayrak. Ondan sonra onlar kalkacaklar. Evet. Daha sonraki öbürleri şey yapacak. Onlar da late owl dediğimiz gece baykuşlar. Yani dolayısıyla tavuklar bunlar, ve baykuşlar. Aynen tavuklar Çok ve güzel. Baykuşlar. Yani dolayısıyla böyle bir sistem geliştirmiş. Ama siz tutuyorsunuz bu adama diyorsunuz ki hayır kardeşim sen sabaha kadar işte 24'ten 7'ye kadar uyuyacaksın diyorsun. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Bütün sistemini alt üst ediyorsunuz. Yani artık şu an tıbbın gittiği yer nedir? Şu an personalized medicine yani kişiye özel medicine yani tıp. Dolayısıyla uykunun da kişiye yönelik olması gerekiyor. Buna şey yapması gerekiyor ama şimdi konuyu bir parantez içerisinde bir şey söyleyeyim sizin için. Uyku şöyle bir şeydir. Bankadan kredi çekmek gibidir. Bankadan kredi aldığınız zaman yüksek faizlerle bunun borcunu ödersiniz. Uykuda da aynı şekilde bu borcu ödersiniz. Benim şu an yaptığım kendi bir çalışmam var. Belki arkadaşlar daha sonra resmini verirler.
iki grup fare aldık. Yani bir tarafa farelerin uyumasına izin verdik. Öbür taraftaki farelerin altına araba, yani çok ucuz bir sistem yaptı, araba sileceği yerleştirdik. Her 3 dakikada bu silecek, gidip geldi. Fiziksel olarak rahatsızlık. Rahatsızlık verdik. Dolayısıyla farelerin uyumasına izin vermedik. 2 ay sonra bu farelerde kanser gelişti. Yani uyuyamayan farelerde. Neden? Şundan dolayı. Sadece tek bir gün 4 saatin altında uyursanız, vücudunuzdaki savunma hücrelerinin sayısı değil. Hani doktorlar bakıyor sayısına, o vücudun savunma hücrelerine. Kalitesi. Herhangi bir değişiklik yok. Ama vücudunuzdaki savunma hücrelerinin efektifliği, kalitesinde yaklaşık olarak %70 düşme oluyor. Yani vücudunuzda kanser hücresi oluştuğu zaman bu kanser hücreleriyle savaşamıyorsunuz. Dolayısıyla ne oluyor? Bu farelerde kanser gelişiyor. Kanser gelişmiş fareleri de alıp kemoterapi verdiğiniz zaman, bunları da ikiye ayırıp bir grubuna uyuma imkanı verip kemoterapi, bir grubuna uyuma imkanı vermeden kemoterapi verirseniz, uyuyamayan fareler daha erken ölüyorlar. Ama bu tarafta kemoterapi alan fareler de daha efektif oluyor. Şimdi bunu... Peki ama şeye cevap alamadım. Yani toplumun bir bölümünü uykusuzluğa mecbur etti. Yine evet, bence... ampulün icadı. Peki bu bahsettiğimiz karanlığı sağlamak da yetmiyor o zaman. Yani biraz önceki mağara örneğinizde demek ki yine algı var ve dışarıda zaman güne döndüyse... Ben öyle düşünmüyorum. Ben karanlık ortamın ve... Hayır ama bunun cevabını istiyorum. Yani ben mesela işte bu kadar uzun yıllar boyunca bu eğlence sektörü içerisinde diyelim şu anda bizim kabaremizdeyiz. Buraya insanlar geliyorlar işte bir tiyatro oyunu için ya da bir konser için vesaire bir şey için. Ama ben 23 ve 02'de arasında ömür boyu burada durmak zorundayım. Onlar sadece haftalarının bir gününü uyumadan burada geçiriyorlar. Sonra gidiyorlar. Ya bununla ilgili bilimsel çalışma benim için çare yok mu doktor gibi bir şey soruyorum doktora. Bunu şöyle çok söyleyelim. Kredi aldın diyecek bana. Aynen, çok, o zaman da. Siz biraz çok kredi almış grupta oluyorsunuz. Bunlar meslek hastalığı olarak değerlendirilen grupta. Gerçekten bazı meslekleri nasıl hastalıklarla ilişkisi normal popülasyona göre ya çok fazla. Ya ben de büyüme hormonu salgılanmayacak mı? Salgılanmadan geçirdim o zaman hayatımı. Evet yani bu doğru. Ve melatonin hormonu, mesela melatonin salgılarız biz uykuda. Bununla ilgili bir yayın var. Eğer odanızda çalar saatin ışığı bile olsa melatonin salgısı çok ciddi oran düşüyor. Evet. O yüzden yani, körler kanser olmuyor mesela. %50 azdır. Çok azdır. Yani körlerde yani kanser olma oranı, gözleri sürekli karanlık olduğu için. Çünkü ışığın öyle bir etkisi var ve biz hani ampulü bulduk, iyi bir şey yaptık mı sorusunun yanıtını soruyorsan iyi bir şey yapmadık. İnsanların doğal hayattan bu denli uzaklaşması, böyle meslekler icat edip birilerini gece yaşamaya mecbur etmekle iyi bir şey yaptık mı derseniz onu da yapmadık. Ne yaptık? Altlarına silecek koyduk aslında. Yani yapılan evet, şey o. Maalesef. O yüzden ama tabii bunu hemen de fark edebildik mi? Şöyle fark edemedik. Çünkü insanın tolerasyonu çok yüksek. Bu söylediğimiz şeyler bizim cut-off değerler. O yüzden zaten ama belki de sıkıntı. Şunu müsaadenizle onu da söylemek lazım. Yeni çıkan bir yayından bahsedeyim. Tazmanya'da şunu yaptılar. Acaba avcı toplayıcı şeyler nasıl uyuyorlar diye. Ama şunu buldular. Onların da aslında ortalama uyuma süresi, hani biz mavi ışığı suçluyoruz ya, biz bundan dolayı az uyuyoruz diyoruz. Ama onların da ortalama uyku süresi bizden daha kısa. Şu an 6,5 saat falan. Bu bir. İkincisi, bizim bir şekilde bir mekanizma geliştirmişiz. Yani daha homo sapiensler olaraktan uykuyu daha dense hale getirip REM patlamaları, derin uykuların daha fazla olduğunu göstermişler. Yani aslında avcı toplayıcı topluluklara göre bizim uyku yapımızda daha farklılık meydana gelmiş. Yani avcı biz toplayıcı daha... toplumdan kazı sapiens olmayan çok öncesinden bir yok, şey yok, o kadar demek istemiyorum yani, ama evet, tabii ki. Yani, yanlış anlaşılmasın. Var, Neandertaller sapiens değiller ama. Değiller. Sapiens değil. Onlar da tabii sapiens. Tabii, akıllı demek zaten evet. De. Yani şunu demek istiyorum. Yani şehir hayatıyla beraber bizim uykumuz aslında daha konsolide hale geldi. Beyin buna daha iyi adapte oldu. Yani dolayısıyla adapte olduğu için de derin uykuya daha hızlı girmeye başladı. REM uykusunu daha fazla patlamalara sebep oldu. Dolayısıyla da o topluluklara göre aslında biz uykumuzu bir şekilde kendimizi dinlendirecek hale daha getirdik. Efektif uyuyor olabiliriz hani derinlik açısından ama bu uykudan bizim o genel beklentimizi karşılar mı sorusunun cevabı kesinlikle ben öyle bir çalışma okumadım. Kesinlikle karşılamaz. Yani hastalıkların sıklığının artması, tabii, hastalıkların daha erken yaşlarda görülmesinin
uykusuzlukla alakası var. Yani meslek kesinlikle seçerken, böyle bir iş yaparken ya da o mesleği icra ederken detayında buna dikkat etmek gerekiyor. Ve bu tip gece çalışan insanlara mutlaka gündüz en azından, tam sizin söyleyeceğiniz yere bir giriş olsun, kesinlikle çok karanlık bir ortam tavsiye ediyoruz ki belli oranda simüle edilebilsin. Ama her zaman yapabilirler mi? Peki mesela yapamıyor mesela diyelim. Yani ben tabii ışıksız ortamda uyuyamıyorum, korkuyorum dediği zaman mesela hangi tarz ışık kullansın? Göz bandı bir tavsiye. Yok yok, ışık kullanmak istiyorsa o zaman kırmızı renk kullanmak gerekiyor. Evet, kırmızı yani mavi çünkü beyni daha çok uyarıyor. Mavinin dalga boyu bir kere diğerlerinden farklı olduğu için çok enerji taşıyor. Maviyi zaten biz hiç önermeyiz. Yani mavi güneş gözlüğü de önermeyiz, siyaha yakın. Ne kadar kırmızı taraftaysa o kadar enerjisi az. Yani görme, sinirini uyarma etkisi az. Kırmızı önerilebilir ama tabii ki ışık aslında uykuyla hiç bağdaşmayacak bir şey. Onu evet. ifade aslında ilginç şey, araba kadranları de farklı markalarda farklı kadranlar var. Mesela son zamanlarda bindiğim arabalarda gördüğüm mavi renk var kadran rengi olarak. Demek yeni modern arabalardan bahsediyorum. Kırmızı var. Kırmızı var. Bir marka tamamen kırmızı. Evet, bizim turuncu var. Turuncu en ideal, yani gözlükte de en ideal. Kırmızı gene en ideal istediğimiz şey. Mavi maalesef aslında hiç tavsiye edilen bir şey değil. Araba retina dekolmanı bütün uygulamalarda. Ama retina uyutmaması açısından araba kullanırken aslında çok gece... Çok başka bir yerden tabii. Evet, yani araba arabanın sürerken uyumamak kadrandaki ışığa kaldıysa onu kenara çekip uyumak gerekiyor aslında baktığınızda. O çok ayrı bir şey. Ama bu tip kronik ışık maruziyetlerinde mavi ışık çok tehlikeli. Sarı benek hastalığı dediğimiz hastalık bu güneş gözlükleriyle falan ileride çok artacak. Ondan sonra diyeceğiz ki bu niye arttı? Sarı benek hastalığı belli bir kısmı görememek. Evet. Yani hem öyle hem retinada ciddi defektler. Bazı bölgelerin kanlanması. Neden mavi ışık? Mavi çok enerji yüklü bir ışık. O yüzden de retinayı maalesef kronik olarak irite ettiğinde hasar bırakıyor. Çok teşekkür ediyoruz bunun için. Programın kabaremizin aydınlatılmasını sağlayan ve bu efekt ışıklarımızı maviden bu programdan sonra turuncuya ya da kırmızıya keyifli olur alalım. Evet, ben böyle bir efekt olduğunu bilmiyordum. Çok, ama çok ciddi konu. Yani bir yandan bu kadar uykuya koşun diyoruz, bir yandan da uyutmayacak bir ışık gösteriyoruz. Pekala, çok kısa ara, hemen dönüyoruz. Hanımlar beyler, Muhabbet Kralı devam ediyor ve aramıza yeni katılan Profesör Doktor Hakan Kaynak'la sağolunuz efendim, beni kurtarmaya geldiniz. Çünkü Nejat Hocam beni perişan etti. Nasıl testis çapımın küçüleceğinden, nasıl Alzheimer olacağıma ve nasıl kanserlere çok yakın olduğuma kadar her şeyi anlattı. Ben tabii yeteri kadar korktum. Aslında doğru bir şey yapıyor. Bilimsel olarak uykunun değerini, önemini bizi izleyen herkese farklı mecralardan, hem şu anda TV100 kanalımızdan hem YouTube üzerinden bizi izleyenlere çok güzel izah etti. Ama ben vur hocam demeden önce size bu hocama çakın bir tane demeden önce siz ne yapıyorsunuz onu izleyenlerimize bir hatırlatayım. Siz 2001 yılında ilk kitabınız Uyku, Uyuyamamak mı, Uyanamamak mı'yı yayınladınız. Ve 2010 yılında tıp öğrencileri ve tıp doktorları için Türkiye'de ilk uyku tıbbı ders kitabını yazdınız. Türk Uyku Araştırmaları Derneği kurucu üyesisiniz ve başkanlığını da yaptınız 2002-2006 yılları arasında ve kendi uyku merkeziniz var ve beni kurtarmaya geldiniz. Buyursunlar. Çok kurtarılmaya ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Yani yapı olarak doğru mesleği seçmiş ve doğru saatte uyguladığınızı zannediyorum bildiğim kadarıyla. Demin bir kısmına kulak misafiri olduğum konuşmaların. Şimdi genellemeler yapmak tıpta her zaman yanlış sonuçlara götürüyor. İşte bir lafımız var, tıpta hastalık yok, hasta vardır. Dolayısıyla da böyle bu tür programlar, işte internetteki yayınlar aradaki istisnaları birazcık negatif etkiliyor. Siz de onlardansınız. İnsanların büyük çoğunluğu için söylenenler doğru. İşte akşam yatmamız lazım, 7-8 saat uyumamız lazım,
Doğrusu belli saatlerde yatıp belli saatlerde kalkmamız lazım ama hepimiz aynı değiliz. Ve bu doğduğumuz günden belli. İşte bazı çocuklara bakıyorsunuz, akşamları bir türlü uyumak istemiyorlar. Akşam oldu mu huzursuzlanıyorlar, anneleri yatağa git diyor, gitmiyor, gidiyor, yatağın altına saklanıyor, yorganın altına saklanıyor ve bazıları da sabahleyin erkenden kalkıyor. Anneyi babayı uyutmuyor, az uyuyor, bazısını yatırıyorsunuz uzun uzun uyuyor. Dolayısıyla bizim uyku yapılarımız birbirinden çok farklı. Özür dilerim. Bunu da dinleyenlerimize, izleyenlerimize bir not olarak verelim. Aslında şu anda anlattıklarınızla hocamla çelişmiyorsunuz aslında. Biraz önce onun da bize bahsettiği işte ağaçlar, avcı toplayıcı dönem ve tavuk insanlar ve baykuş insanlar ayrımına tekrar geliyorsunuz bir bilgi olarak. Sizin baykuş olduğunuzu varsayarsak... Dolayısıyla onlar daha çok zaten sanatçılar, gece çalışmayı sevenler, gece hayatını sevenler. Onların uykuyla beraber süre gelen bütün ritimleri de, işte hormonları, ışıktan etkilenimleri da yine aynı ritim, aynı genler içinde oluşuyor ve dolayısıyla da bir zarar görmüyorsunuz. Özür dilerim ama ben bunun nasıl bu kadar... bu kaç bin, kaç milyon yıldan söz ediyoruz? Yani sayısal olarak nedir bu? Yani avcı toplayıcı dönemde mağaranın olmadığını düşünüyoruz değil mi? Tabii bunlar ki. Ne dediniz? Yani savaklarda yaşadığınız. Savaklar mı diyorsunuz? Evet. Stepler, savaklar. 250 bin yıl falan gibi. Evet. 250 bin yıl mı? Evet. Yani o, ama o aslında burada neyiz biz? Homo sapiens miyiz? Evet, hı-hı, tabii. Yani bu Homo sapiens dönemin, ama dönem aslında bu canlının belli bir dönemi. Yani oradaki işte vahşi hayvanlara av olmamak, ağaçta olmak, bir kısmın erken uyuması, diğer kısmın nöbette kalması ve daha sonra uyuması gibi bir bölüm nasıl bugüne kadar bizim üzerimizde bu kadar etkili? Başka evet, dönemleri de var bu canlının. Tabii. Ama dönemleri biliyor muyuz? O zaman yani baykuşlu tavuğun genetik yapısını şurada bileli 10-15 sene oldu. Evet. 10-15 sene oldu. Evet. Ama... yani onun genlerini öğreneli o kadar oldu. Hani uyku bilimsel olarak araştırılmaya başlanması zaten işte 1950'lerden sonra başlayan, hastalıkların keşfi 70'lerden sonra başlayan bir süreç. Dolayısıyla hastalık olmayan dönemde fizyolojik olarak uykuyu araştıran da çok fazla yoktu. Peki o zaman diyelim ki bizi bir karı koca izliyor monitörde şu anda. Diyelim ki adam dönüp eşine gördün mü? Ben baykuşmuşum. Sen de tavuk. Tavuk yani. Şimdi baktığın zaman tabii hani Amerikan filmlerinde de görürüz ya işte bu chicken, tavuk tanımlanması sinir bozar. Hatta işte geleceğe dönüşte oğlancağızın en rahatsız olduğu şey odur, o lafı duymaktır. O zaman kendinden şey yapar filan, delirir. Ama aslında baykuşlar baykuşlarla mı birlikte olmalı, tavuklar tavuklarla mı? Ya da insanlığın evriminde olduğu gibi bir baykuşla bir tavuk hayatı daha mı iyi paylaşır? Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yani tabii ki... Başka bir konuya geçiyorum ama... Güzel olur bir aynı cinsten olmaları. Yani akşamleyin bir kabareye geldiklerinde birisi esniyor, birisi gözleri parlıyor vaziyette olmaz. Sabahleyin kalkıp güneşin doğuşunu birlikte seyredebilirler. Ama tersi de olabilir. Yani belki biraz, hayatı paylaşmak biraz, için. Biraz birisi uyurken öbürü nöbettedir. Aynen öyle. Çoluk çocuk var, yapacak evet, işler var. Yani bu çok... değişken bir şey. Böyle uykuyla ilgili çok tartışma var. Mesela yataklı aynı yatakta mı yatmalı, ayrı mı yatmalı da var. Tam burada şunu da sormak istiyorum. Bu Amerikalılar filmleriyle, televizyon işleriyle hangi teknoloji varsa bütün dünyayı nasıl giyinileceğini, nasıl yatılıp uyunacağını, tatile mi gidileceğini, ne yapılacağını bütün bunları zaten biz de programlarımızda çok işledik. Sadece otomotiv endüstrisini ayakta tutmak için değil, korkunç karlar elde edebilmek için mesela bir tatil meselesi çıkardılar. Yani bu arabaları satın alırsın, hatta
arabaları sattım. Şimdi de onların alt kasına takacak karavanlar satayım sana. Hatta bende Amerika Birleşik Devletleri'nde çok fazla arazi var. Sana sadece evinde oturma, bir de şuralardan sana bir yazlık satayım. Sen bol bol seyahat et, ben bunun üzerine bir karayolları yapayım. Ondan sonra falan filan. Bu bütün hayatımızı biçimlendirdi. Yani tatilde, dinlenmede, kendi bölgesinde kalmamak. Mesela ben bilmiyorum bilimsel olarak bir anlamı var mıdır ama çok yanlış buluyorum ben bunu. Yani insan tatilde kendi evinde başka şeyler yaparak devam etmeli bana sorarsanız. Ama işte böyle gelişti hayat. Bir de bunlar bize 1950'ye kadar yaptıkları filmlerde hepsinde karı ve kocanın ayrı yatak odaları ve şey dönem de öyle, feodal dönemde de öyle aslında. Hatta çok sevdiğim şeyin Marquis de Sade'ın üzerine bir kitabı olan Le Boudoir. Yani bu duvar bir yatak odasıyla oturma odası ya da salon, bugünkü deyimle tabir edeceğimiz, arasındaki kadının işte giyinme, soyunma, hazırlık ve pudralanma odası gibi bir bu duvarları var. Ama büyük evler eskiden falan, büyük aileler ve zenginlerde özellikle kadınla erkeğin ayrı yatak odaları var ve birbirlerini ziyaret ediyorlar falan filan. Ya da ziyaret etmiyorlar. Sonra Amerikalılar bunları başka evlere koyuyor ve tabii ki işçi sınıfı, orta sınıf bunun dayatmalarıyla beraber bu adamla kadını aynı odaya koyuyorlar. Bu sefer çocuklar için ayrı odalar yapılıyor ve işte bunların psikologları falan bunları tartışmaya başlıyorlar, değil mi? İşte kızla, kız çocukla oğlan çocuk beraber mi, yoksa iki erkek çocuk beraber mi uyusun, ya da hepsi ayrı odalarda mı uyusun falan filan gibi bir şey. Ve bunlardan bize gelen ve hala uygulanan, genç bir çifti evlendiriyoruz, bu çocuklar birbirlerini sevdiler diye. Sonra hiç bizim memleketin, kendi toprağımızın adetlerinde olmayan bir şekilde koşa koşa gidiyoruz bunlara. İşte bir yatak odasını kız tarafı yapar, salonu erkek tarafı yapar, mutfağı bilmem kim yapar gibi, güya bizim topraklardan gelen gelenekselle bunlara bir şeyler satın alıyoruz ve bunları bu odalara tıkıyoruz. Siz de diyoruz burada yatacaksınız. Hatta o odalara, yatak odası dediğimiz yere mutlaka mutlaka bir de giyinme soyunma ünitesi koyuyoruz. Ona da ayrı bir oda yapmıyoruz. Şimdi bu aslında galiba bana sorarsanız bütün uyuma, yani bu canlının uyuma ihtiyaçlarıyla uyuşmayan bir şey. Ne düşünüyorsunuz? Yani şey olarak, bilimsel olarak baktığınızda da böyle araştırmalar var. İki kişinin bir arada yatması mutlaka uykuyu negatif etkiliyor. Çünkü işte bizim birebir uyandırmasa da eşleri mikro uyanıklıklara sebep oluyor. Sağlıklı uykuları olduğunu düşünerekten konuşuyorum. İki eşin de sağlıklı, horlamadan, işte bacaklarında uysuz bacağı olmadan, nefesi durmadan sağlıklı uyuyorlar. Ona rağmen bir insan gecede ortalama 20-30 defa pozisyon değiştirir ve her pozisyon değiştirdiğinde de dönerken yanındakine de bir mikro uyanıklık yaptırır. Dolayısıyla kalitesini bozar. Ama bir de bunun öbür yüzü var. İşte bir duygusal olarak birisine sarılıp yatmaktan ya da sarılınmaktan mutlu oluyorsa da onun getirdiği bir psikolojik pozitif etki var. Onu karşılaştırmak lazım. Çünkü o mikro uyanıklıklar, yani eşin bize verdiği, uykumuza verdiği zarar bir şekilde telafi edilebiliyor. Yani nasıl biz bugün geçmişe göre çok daha az uyuyaraktan hayatımızı bir takım negatifliklere rağmen sürdürebiliyorsak, ona adapte olmuşsak, o eşin bize getirdiği negatifliklere de bir şekilde uykumuz adapte oluyor. Daha çok uyuyoruz, biraz daha uyku süremizi uzatıyoruz vesaire vesaire. Ya da bir takım bedeller ödüyoruz uyuyamadığımız için. İşte daha çok şişmanlıyoruz, daha çok hastalıklara maruz kalıyoruz. Peki sizin uyku merkezinizde tedavi için gelenler, eğer uyku apnesi gibi, galiba en çok araştırdığınız bu. Yani uykusuzluk da çok yani uğraştığımız konuların başında geliyor.
O da çok yoğun çünkü uyku apnesi değil. Ama yatırmak dersen... Ama genelde kontrol ettiğiniz, yani birisini tedavi merkezinizde gece birisini uyutuyor musunuz? Uyutup izliyorsunuz herhalde. Uyutup demeyelim de uyuyorlar, izliyoruz. Onlar uyuyor, biz izliyoruz. Özür dilerim, uyutup yanlış oldu. Evet. Ama uyurken izliyorsunuz. Burada uyku apnesi dışında, daha tehditkar, uyku apnesi kadar tehditkar ne var? Yani uyku apnesi çok birebir ölümcül bir hastalık olduğu için çok hakikaten işte sebep olduğu sonuçlar, getirdiği zararlar, işte felçler, kalp krizleri, kilo alımı, o çok ciddi bir sağlık sorunu. Onun için onun kadar kötü bir uyku hastalığı yok. Ama uykusuzluğu da bunun dışında tutamazsınız. Özür dilerim. Uyku apnesi galiba bir kısır döngü değil mi? Yani kilo ve uyku apnesi, uyku apnesi ve kilo tekrar. Yani uyku apnesi kiloyla artıyor ama uyku apnesi de kiloyu artırıyor. Evet. Şeker hastalığını artırıyor, tansiyonu artırıyor. Böyle bir kısır döngüsü var. Ama mesela bir huzursuz bacağı olan birisi kişisel olarak baktığınızda... Onun için en kötü uyku hastalığı huzursuz bacaktır. Yani bütün gece sabah 4'e kadar uyuyamamak, evin içinde dolanmak, bacaklarını ikide bir germek, suya tutmak, işte altına alıp sıkıştırmak, ezdirmek, yani korkunç bir şeydir. Huzursuz bacağı biraz anlatır mısınız? Huzursuz bacak çok eskiden beri bilinen bir hastalık. Önceleri yani uykuyla ilgili şeyler bilinmezken o nörolojik hastalıklar kapsamı içinde bilinen bir hastalık. Saatli bir hastalık. Yani gündüz kimsenin huzursuz bacağı yoktur istisnalar hariç. Akşam yemekten sonraki saatlerde başlar. Bazı hastalarda bu biraz daha ileri, yatağa girdiği sırada başlar. Tam olarak tarifi bacaklarımı hareket ettirmeden duramıyorumdur. Hasta bunu farklı şekillerde anlatabilir. Bacağımın canı sıkılıyor der, uyuşuyor der, ağrıyor der, çekiliyor der ama gerçek tıbbi açıklaması bacağımı hareket ettirmeden duramıyorumdur. Ve bu böyle dakikada birkaç kez tekrarlayan ille bacağında küçük bir hareket ettirme isteği ve dayanılmaz bir istektir. Mutlaka oynatmak zorundadır. Kalkıp dolaşınca geçer. Yani oturduğunuz veya yattığınız zaman ve hareketin kısıtlı olduğu yerlerde. İşte akşamleyin sinemaya, tiyatroya gider. Bu en kötü ortam. Uçakta uyumaya yani çalışırken. Yani elektriklenen ortamlar ya da elektrik yoğun ortamlar huzursuz bacak için çok elverişli ortamlardır. Hem bu elektrik şeyi durumu hem de hareket edememe. Yani sıkışık bir yerde hareket edemeden durmak. Onlar zaten asla pencere kenarında oturmazlar. Yani hep koridor kenarını seçerler. Sinemada da öyledir. Tiyatroda da öyledir. Hep böyle rahat hareket edecekleri ortamları seçerler. Ve yattıktan sonra da uyuyamazlar. Yatağın içinde sürekli böyle soğuk yerler ararlar, gererler, çekerler. Onların işte eşler hareketini sınırlarsa orada çok büyük kavga kopar. Peki, niçin huzursuz bacağı bir hastalık olarak tanımlıyorsunuz? Çünkü bir defa belli bir dönemi çok huzursuz geçiriyorsunuz. O dönem hiçbir iş yapamıyorsunuz. Yani oturup bir şey okuyamazsınız, bir şey seyredemezsiniz. İkincisi uyuyamıyorsunuz. Peki, kaynağı sabah ya da... Sabah kalktığınızda yorgun kötü kalkıyorsunuz. Peki, kaynağı ya da tedavisi? Tabii, nörolojik bir hastalık olduğu biliniyor. İşte belli bir bölgede dopamin... sentezinde bir bozukluk var. Belli bir yolda beyinde dopamin yetersizliği var. Onun altında da demirle ilişkili patolojiler var. Dolayısıyla nedeni çok iyi bilinen bir hastalık. Tedavisine gelince de... Demirle ilgili bir problem var. Demirle ilgili. Yani genellikle demirle. Ama tedavisine gelince de huzursuz bacak bir sendrom. Yani değişik yaşlarda, mesela çocuklarda, bebeklerde hatta... farklı nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Gebelik de çıkabiliyor mesela. En çok gördüğümüz dönemdir. Gebeliklerin hemen hemen yarısında amine hanımlar şey yaşarlar. Huzursuz niye? Bacak çünkü yaşar. Çünkü demirini, vitaminini alıyor. Alıyor. Evet. Peki tedavisi?
tedavisi de dolayısıyla sebebe yönelik olmalı. Yani altta yatan sebep neyse o. Ama şunu biliyoruz ki %95 genetik bir hastalıktır. Genetik. Dolayısıyla altta bir sebep bulamazsınız. Yani demiri de normaldir. Bugünkü bilgilerimizle tabii konuşuyorum. Yani beyindeki demir düzeylerinde bugün bilmediğimiz ne olduğunu bilmiyorum. Ama genetik bir hastalık. %95 böyle. Ve tedavisi de işte muhtelif tedaviler var. Bugün için en geçerli tedaviler o dopamin miktarını artıran ilaçlar. Yani bunlar işte Parkinson hastalığında kullandığımız ilaçlar. Ama Parkinson hastalığıyla uzaktan yakından alakası olmayan bir hastalık. Ama herhalde farklı seviyeler var. Çünkü tabii ben de şikayet çok ederim genelde huzursuz bacaktan. Hele hele kapalı uçak gibi yerlerde ya da çoğunlukla. Ama bunu belki hani ayda 3 ya da 4 kere yaşıyorum. Yani her gün yaşamıyorum. Çok rahatsız ettiği ortamlarda da tedavi olabilirsin. Yani mesela ben de bir huzursuz bacak hastasıyım. Uçağa binerken mutlaka artı bir doz alıyorum. Ne, yani ilaç ismi vermiyoruz da ne alıyorsunuz? Dopamin yani ne tedavi almam gerekiyorsa şimdi onu o saatte. Ama düzenli olarak tedavi? Düzenli olarak tedavimi alıyorum. Yalnız tedaviden kasıt şu. Sadece ilaç değil mi? İlaç, evet. Ama şöyle bir yanlış anlamı var. Çok da rastlıyoruz buna. Çok da şikayet oluyor. Tedavi deyince insanlar bunu bir kutu ilaç alacak bitecek diye düşünüyor. Halbuki huzursuz bacak kronik bir hastalık. Yani ömür boyu süren bir hastalığın siz negatif yansımalarını tedavi ediyorsunuz. Hastalığın kökünü kurutmuyorsunuz. Semptom tedavisi. Semptom tedavisi ama tedavi etmediğinizde çok vahim sonuçları çıkıyor. Yani tedavi etmeden, çünkü hasta geliyor diyor ki ben bu ilacı alıyorum, bundan kurtulmak istiyorum. Bu beni tedavi etmedi. O seni tedavi ediyor ama bu hastalık yani hipertansiyon gibi. Siz hipertansiyonunuz için, şekeriniz için ilaç alıyorsunuz. Huzursuz bacak da öyle. Onun için de sürekli almak zorundasınız ve dönem dönem de değiştirmek zorundasınız. Ya bu zaten hastanın bundan kurtulmak istemesi galiba böyle bir şey var. Yani bu tıp tabii o kadar gelişmiş ve hastalar o kadar bilgisiz ki hasta tabii ki başvurduğu zaman diyor ki ya bende böyle bir şey çıktı. Bunu sen hemen keselim bitsin. Şu ya da kes bitir bu gitsin. Halbuki yaşamak kronik olarak bir hastalık zaten. Yani yaşamak hastalanmak demek yani yaşıyorsun. Peki huzursuz hocam. Huzursuz bacakta belki o kadar sempatik olmadığını da söylemek lazım. İşte ben eski askeri doktorum. Tanımlamasında da o patofizyolojisinin tanımlanmasında da bir askeri hekimin şeyi rolü vardır. Oradaki öykü şöyle. Ya bu hastalığı tedavi edin. Ya ben kendimi vuracağım demişti bir tane alva. Öyle başlamıştı ama bu iş. Ama yani hakikaten o kadar stresli bir duruma gelebilir. Yani şimdi her hastalığı artık böyle spektrum olarak tanımlayınca yani çok kabul edilebilir. Sendrom bende de var ama o kadar rahatsız değilimden ben bununla yaşamaya devam edemiyorum'a kadar. O yüzden hocamın söylemeye çalıştığı şey o. Biraz da fiziksel koşullar eğer bunu agreve ediyorsa yani arttırıyorsa o zaman işte tedavinin dozunu, bu da biraz hasta uyumu aslına baktığınızda. Tedavinin dozunu biraz arttırıp onunla da tahammül etmeye çalışıyor. Aslında kolay bir hastalık değil yani. Mesela, onda tabii. Ben fazlaca ayakta duran, fazlaca işte dolaşan, yani bu programda değil, bu programda oturuyorum ama diğer programda bunun ismiyle müstesna Uykusuzlar Kulübü diye öbür eğlence programında ve bir kramplara maruz kalmaya başladım. Ya dedim bu huzursuz bacak mı? Hayır, bizzat uyandığım anda itibaren kramplar geçiriyorum ve geçmiyor bu kramp. Ondan sonra dedim herhalde bende çok önemli bir şey çünkü var filan. Çünkü yattığınız zaman huzursuz bacak devam ediyor. Evet. Ya uyusanız da periyodik bacak hareketi olarak devam ediyor. Ve sizin bacağınız gecede 150-200 defa kasılıp gevşiyor. Kasılıp hatta uyandırabiliyor mu huzursuz bacak? Uyandırıyor tabii. Evet. Bazen krampla uyandırıyor, bazen uyanıyorsunuz şimdi kramp ben bu krampları yaşayınca sonra bir arkadaşıma sordum. Aa dedi çok basit dedi sen zaten dedi oyuncu değil misin bunu bilmen lazım. Çünkü aynı konservatuvarlarda okuduk bu balet hastalığı dedi. Balerin hastalığı dedi. Bu tür kramplar. Ne yapacağız? Magnezyum alacaksın ya. Bitti. İşte yani bazen şimdi tesadüfler şey yapıyor. Magnezyum da huzursuz bacak sendromunun etiyolojisi içinde yer alan bir eksiklik. Yani biz magnezyum eksikliğine bağlı, bazen B12 eksikliğine bağlı da huzursuz bacak sendromu görebiliyoruz.
Ama orayı yine ayırmak lazım. Bir dakika, B12'den evet, niye bahsettiniz? B12 çünkü... O da bir, o da huzursuz bacak yapan sebeplerden birisi. Ama B12 aslında daha, nasıl söyleyeyim, psikiyatrik bir efekt değil sinir mi? Sinir sistemiyle alakalı vitamin olduğu için sinir zaten sistemiyle alakalı. Evet. İskelet ve iskelet, kas ve sinir sistemi hastalığı evet, aslında baktığınızda evet, bu. Evet. Yani onun fonksiyonlarını, kas sistemi, patofizyolojisini yani hastalığın sebebini sinir sistemi oluşturuyor. Ama şunu da değerlendirmek lazım. Tabii bütün huzursuzlukları bacağa bağlamamak lazım. Sizin şimdi anlattığınız o komplekste hani insanın ayakta kalkıp gezmesinin bir sürü gerekçesi olabilir. Yani huzursuz olan tek şey bacaklar olmayabilir. Onu da ayırt etmek lazım. Yani o şimdi balet hastalığı, balerin hastalığı dedikleri şey farklı. Orada şimdi alternatif bir kas kitlesi var. Evet. Kalsiyum eksikliği de bunu yapabilir. Magnezyum çok sık yapar tabii, bizim evet, diyette eksik olduğu için. Ama tabii huzursuz bacak dediğimiz şey nörolojik bir hastalık. Onu da her zaman bunlarla ilişkilendirmek mümkün değil. Genelde zaten hasta size gelene kadar magnezyumu falan bir denemiş olur. Yani ne işte olur, ben yoğurt mu yemiyorum falan diye. Değil mi? Oralardan başlar. Muhtemelen baletlerde olanını doğrudan huzursuz bacak diye nitelememek gerekir. Hayır değil. O kramplarla ilgili. Evet, kramplarla ilgili. Evet, hemen kramp hemen sayın hocama soracağım. Şimdi siz tabii ki bir göğüs hastalıkları uzmanı olarak bu uyku apnesi meselesiyle de iç içesiniz evet, değil mi? Evet. Yani hocam da tabii ki uzman tabii ama ki, size de buradan şey yapalım, uyku apnesini size soralım. Şimdi uyku apnesi yaşla beraber artıyor. Yani özellikle modern toplumlarda kiloyla beraber artıyor. Yani kilo bir kere bunlarda predispozan dediğimiz olayı hızlandıran, olayı kolaylaştıran faktör. Ama hani bunu sistematik olarak inceleyecek olursak, yani uyku apne nedir, kimlerde uyku apneyi düşünelim diye böyle bir sistemli gidecek olursak, uyku apne özellikle diyelim ki eşiniz uyku esnasında horluyorsa, çünkü o horlayan hastaların yaklaşık %30'unda uyku apne var. Horlayanlar. Evet. Horlayanların %30'unda. Uyku apnelilerin de %70'inde horlama vardır. Yani bir kere horluyorsa bu bir. İkincisi özellikle mesela boğaz çapı artıyorsa, erkeklerde işte 42 santim, 43 santimin üzerine çıkmışsa. Nereden anlayabilir? Yakasını yani, evet, yakasına ilikleyemiyor. Yakasına bakacak. Kapatamıyor. Bu çene düzleşmeye başlıyor. Yani bu çift gıdık dediğimiz bir gıdık oluşmaya başlıyorsa. Bunun haricinde ağzını açtığınız zaman eğer küçük dil, yukarıdan aşağı doğru sarkan bir küçük dilimiz var. Bu küçük dilin arkasını rahatlıkla göremiyorsanız, normalde baktığınız zaman biz o küçük dilin arkasını çok rahatlıkla görürüz. Eğer orayı göremiyorsanız, buna işte tıpça adı malonpati bir endeksi dediğimiz bir endeks, ismi çok önemli değil. Burayı göremiyorsanız bu insanlarda düşünebilirsiniz. Ama bizim için en önemli kriter özellikle bu hastalık biraz daha fazla erken yaşlarda erkeklerde gözüküyor. Ama ileri yaşlarda kadın erkek oranı eşitlemeye başlıyor. Dolayısıyla genelde der ki hocam ben hastam uyku esnasında uyuyordu ve uyku esnasında da nefesi kesildi. Durdu, böyle bekler böyle hasta. Durur sonra diye nefes almaya başlar. Özellikle sırt üstü pozisyonlarda pozisyona bağlı olarak da biraz daha fazla artar. Şimdi buradaki en önemli sebep şu. Yani sadece kiloya bağlamak tabii ki doğru değil. Normalde uyku apne, bir kere bu da genetik bir hastalık. Niye genetik hastalık? Şundan dolayı. Bizim, düşünün bir yumurtayı düşünün. Yumurtanın bir elipsoid şekli vardır değil mi? Böyle sağdan ve soldan bu elipsoidin her iki tarafından basacak olsanız zor kırarsınız. Ama şuralardan basarsanız daha kolay kırarsınız. Oysa ki uyku apneli hastalarda özellikle şu bölge, yani tabii bunu dışarıdan göremiyorsunuz, çekilen MR'larda görüyorsunuz. Bu bölge daha yuvarlak hale geliyor. Daha yuvarlak hale geldiği zaman da çökmesi daha kolaylaşıyor. Dolayısıyla sadece kilo vererekten bundan kurtulamıyorsunuz. Yani gece içerisinde bizim yaptığımız şey şu. Gece içerisinde kaç kere nefesi kesiliyor, duruyor, buna bakıyoruz. Veyahut da nefese kesile yazma, öyle diyeyim yani. Nefese kesile yazmaya doğru yaklaşıyor. Tıpkı Latincesini söylemeyeceğim. Bunlar ne yapıyor? Beyinde uyanmaya sebep oluyor. Şimdi iki çeşit uyanma var. Birisi kognitif. Yani siz uyandığınızı, tuvalete gittiğinizi hatırlarsınız. Bir de elektrofizyolojik uyanma. Şimdi elektrofizyolojik uyanma bizim için çok daha önemli. Şöyle düşünün. Bir araba düşünün. Bir manuel bir araba düşünün. Birinci vites, ikinci vites, üçüncü vites, dördüncü vites. Siz bir arabayla buradan Ankara'ya kadar birinci viteste, diyelim ki vites teşkilatınızda bir bozukluk oldu. Birinci viteste gidecek olursanız ne olur o araba? Yakarsınız değil mi? Motoru hararet yaparsınız. İşte bizim uykumuz da bu. Uykumuz da bizim için önemli olan özellikle derin uykulara geçmek. Yani bizim
aynen uykumuzda fiteslidir. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fites dediğimiz REM dediğimiz bir dönem. Şimdi tam siz REM dönemine gireceğiniz esnada ya da üçüncü döneme gireceğiniz esnada ne oluyor? Nefesiniz kesiliyor. Yapıyorsunuz. Ya da işte huzursuz bacağınız var. Ya da diş gıcırdatmanız var. Bunlar ne yapıyor? Beyni elektrofizyolojik olaraktan uyandırıyor. Sizi birinci fitese sokuyor. Dolayısıyla sizi REM dönemine girdirmiyor. Yani bizim için en önemli şey, demin orada açıyorduk, bizi primatlardan ayıran en önemli özellik REM patlamalarıdır. Primat dediğim yani ape'ler, yani maymunlardan ya daha ilkel canlılardan. Çünkü bizim özellikle 10 yaştan sonraki REM dönemimiz yaklaşık %20-25 uykunun dönemini kapsar. Ama primatlarda ise bu %9'dur. Çünkü böyle bir beyin çalışmaları yok. Yani evet. Beyni yani böyle çalışır. Beyin bu zaten... Beyin zaten böyle bir yükü yok o beyin. Yükü yok. Evet doğru. Dolayısıyla REM'e ihtiyacı yok mu? Şeye geçemediği bu zaman, buraya geçemediği zaman birincisi ne yapmış oluyorsunuz? Beynin gelişmesini de engelliyorsunuz. Tabii hocamızın yanında beyinden çok bahsetmemiz doğru değil ama bununla ilgili uyku apnea ile ilgili bizim çok önemli bilmemiz gereken tansiyonun bunun ötesinde hastalarda şu şikayet vardı. Hocam ben de kişilik değişiklikleri başladı, unutkanlık başladı. Bunun sebebi şu. Hiç dinlenmiyor aslında. Hiç dinlenemiyor. Bunun sebebi bakın beyninizin tam şu arkasında iki tane böyle yapı var. Bunların adı deniz atı. Yani Türkçesi deniz atı. Bu yani Latincesi de hipokampus. Şimdi siz ilk veriyi yani diyelim ki elinizdeki kitabı okuyorsunuz. Bu kitabı okuduğunuz zaman ilk verinin gidip oturduğu yer burası. Şimdi burası küçük bir alan. Bunun içerisindeki hafızanın yani saklayabileceğiniz alan küçük. Bunu bir USB bellek gibi düşünün. Şimdi USB belleğe diyelim ki düğün fotoğrafları çektiğiniz içine attınız. Sizin için değerli. Ama ertesi gün ona tekrar resim koymak istiyorsunuz. E ne yaparsınız? Koyamazsınız. Ne yapmak lazım? Bunu takıp bilgisayarda hard diske atıp onu boşaltıp şey yapmak lazım. İşte özellikle uyku esnasında evre 2 dediğimiz yani ikinci fitese geçtiğimiz zaman uyku iyiciklerinin çıktığı dönemde yapılan çalışmalarda şunu göstermiş. Beyin buradaki veriyi alıyor esas ana bölgeye. Yani ana hard disk dediğimiz neokorteks dediğimiz bu bölgeye atıyor. Bunu ya nereden... Bir dakika tam burada bir şey sormak istiyorum. Bizde bir acayiplik başladı. Yani bu bir acayiplik mi? Yoksa geçen bir programda da konu olmuştu. Yani biz analoğuz aslında. Tabii. Mesela tabii ben ki elektrokimyasalım. Evet. Fakat bu acaba doktorumuz muhteşem örneklerle anlatıyor. Araba örneği verdiği zaman benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü analog bir vites örneği veriyor. Ama ne zaman ki dijital örneklere başlıyor. Yani çünkü bu hayatımıza, bu yaşam tarzı, bu teknoloji hayatımıza o kadar girdi ki biz mesela işte diyelim ki uyumakla ilgili bir aç kapa yapalım şunu falan dediğimiz zaman yine bir dijital dünyaya şeye gidiyoruz. Yani bir laptopa ya da bir masa üstüne gidiyoruz. Yani biz aslında dijital miyiz, elektrokimyasal mıyız? Onu şöyle anlatmak lazım Okan. Şimdi aslında bu hard disk mesela bütün örnekleri böyle vermeye başladık. Benim hakikaten sinirim bozuluyor. Çok... Belki ben hatalıydım yani. Hocam da onu zaten bilir. Çok en doğru şey değil ama bir ifade yöntemi. Beynin tanımlanmasıyla ilgili bir paradoks var burada. İnsanoğlu beyni hep içinde bulunduğu dönemin teknolojik metaforlarıyla tanımlamış. Çünkü elinizdeki en gelişmiş teknolojiye doğrudan benzediği için beyin. Ve zaten biz aslında teknoloji üzerinden beynin ve davranışların simülasyonunu yaptığımız için bunun örneğini şöyle vereyim size. 1950'lerde buhar makinelerinin maksimum teknoloji olduğu dönemlerde beyni buharlı makineye benzetiyorlarmış. Bütün tanımlamaları oradan yapıyorlarmış. Mesela bizdeki feedback lafının sebebi buhar makinelerindeki geri beslemeden geliyor. Yani beyin feedbackle öğreniyor lafı aslında buharlı makinenin patlamasın diye hani feedback döngüsüyle kendini kontrol etmesi. Bugün de bizim tabii ki beyin bir bilgisayara göre çok üstün. Bilgisayarın çok lineer bir hafızası var. O yüzden bir cache belleği var bilgisayarın. Önde bir işlem yapıyorsunuz o bellekte. Arkasında da bir tane hard diski var. Oradan domainine bir şey çağırıyorsunuz. Beyin böyle bir hafıza sistemiyle çalışmıyor. Beyinde çok fazla hafıza çeşidi tanımlanıyor. Hatta yeri de şurası denmiyor. En bildiğimiz yer hipokampus, hafıza ile ilgili. Ama o ifade şöyle güzel. Uyku da biz uzun hafızamızı oluşturuyoruz. Evet ama şöyle bir uyumazsak şey var. Uyumazsak hatırlayamayız. Yani hayır, bir bilgisayarın aç kapa yaptığımız zaman kendi kendini check etmesi,
problemleri problemleri göstermesi, şuramda bir şey var, buramda bir şey var. Hatta eskiden bir ara yazıyordu. Şimdikiler yazmıyor. Eski laptoplarda yazıyordu. Tabii, tabii, eskiden yani yazıyordu. Eskiden yazıyordu işte. Şuramda problem var. Memorimde bilmem ne oldu. Şuramı tedavi ettim. Buramı toparladım falan filan gibi. Çık çık çık. Ya da biz bir program, yani ona bir program yükleyerek tedavi, doktor işaretli programlar vardı böyle. Format atardı. Stetoskopla falan filan. Aynen. Onu temizler. O da bize işte ne halt ettiğini bize pit 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 yazardı. Aslında uykuda aynı haltı yemiyor mu bu beyin? Evet. Yapıyor. Çok daha kompleks ama tabii. Yani. Tabii canım tabii. Evet tabii ki öyle. Ama tabii zaten ki. Ben ikisini de anlamıyorum ki. Ben bilgisayarı da anlamıyorum, onu da anlamıyorum. Sonuçta hani ne kadar karışık oldu. Peki şimdi şunu söylemek istiyorum. Bir katkı olarak özür dilerim. Yes, hep bizi izleyen insanların acelesi olduğunu düşünüyorum ve o yüzden böyle aralara giriyorum. Yani aslında işte genel semptomlar olarak biteviye bir araba yolculuğunda, heyecansız bir araba yolculuğunu kastediyorum. Yani biraz uzun yol ya da trafik sıkışması, yani bir biteviyelik arz eden ya da televizyon seyrederken ya da sinema filmi seyrederken ya da tiyatro seyrederken uyuyakalmalar. Yani nasıl söyleyeyim, aktif olmayı bıraktığımız anlarda ya da yarı aktif bir durumdayken uyuyakalmalar da önemli semptomlar galiba. Tabii değil ki, mi uyku apnesinde? Yani, işte bunu anlatmaya çalışıyorum. Gece içerisinde düşünün, siz 6 kere 7 kere tuvalete gittiniz. Sabah kalktığınızda nasıl hissedersiniz? Kendinizi sersem hissedersiniz. İşte beyin uyku apnede bu nefes kesilmeleriyle beraber yaklaşık gece içerisinde 100 kere 150 kere uyanıyor. Dolayısıyla ne yapmış oluyor? Uykusunu tamamlamamış oluyor. Bu prosedürü tamamlamış oluyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Ertesi gün artmış bir uykululuk meydana geliyor. Bu bizim için en önemli tabii ki tehlikelerden bir tanesi. Özellikle biliyorsunuz gençlerde en fazla ölüm sebebi trafik kazaları. Evet. Dolayısıyla yani kişinin uykulu hissediyor olması çok önemli. Diğer bir şey de uyku apne, uykunun ötesinde. Bakın uyku apnedeki en önemli bizim için sıkıntı şu, oksijen. Biz oksijenle yaşayan varlıklarız. Oksijen olmadığı zaman yaşayamazsın. Ama oksijenin birdenbire vücuda giriyor olması da zararlı. Şöyle bir analoji yapayım. Diyelim ki benim nefesim kesildi, durdum. Ne yaptı? Vücut oksijensiz kaldı. Şimdi oksijensiz kaldığı zaman vücuttaki karbondioksit birikmeye başladı ve beyine diyor ki nefes al diyor. Beynin alt bölgesine nefes al diyor. Birdenbire siz nefes almaya başladığınız zaman diye nefes aldığınız zaman ne yapıyorsunuz? İçeriye oksijeni boca ediyorsunuz. Oksijen içeriye aşırı miktarda girdiği için bu sefer oksijen normalde stabil bir molekül değil. Ne yapıyor? Yan ürünlerine dönüşmeye başlıyor. Çünkü son elektron arkasında bir elektronu düşük. O yüzden de ne yapıyor? Bir takım maddeler var. Bu dönüştüğü maddelerden bir tanesi de oksijenin hipokloramik asit, yani çamaşır suyuna dönüşüyor. Dolayısıyla çamaşır suyuna dönüştüğü zaman da hücrelerde bir takım anormallikler meydana getiriyor. İşte kanser bahsettiğimiz, şimdi kansere uyku apneyi tabii ki bağdaştıramazsın. Çok iddialı bir şey. Tabii ki ama uyku apne kansere sebep olacak bir faktör olabilir ama böyle iddialı, hani bunu kanser yapar dersek çok iddialı olur. Ama ne yapıyorsunuz? Damar sistemini bozmaya başlıyorsunuz. İşte önce penisteki damar, yani mikro damarlara, daha sonra ya, koroner damar. Penise getiriyorum. Koroner damarları bozuyorsunuz. O göğüs hastalıkları olduğu için, havalanmayla alakalı olduğu için illaki oraya gidiyor. Evet. Göğüs hastalıkları ilgili. Uykunun enteresanı bir de şurada. Uyku 3 tane branşla çok ilişkilidir. Farkındasın ne kadar değişik. Şimdi apneden ötürü göğüs hastalıklarıyla, huzursuz bacaktan ötürü nörolojiyle doğrudan hani. Bir de psikolojik problemlerle psikiyatriyle. O yüzden de böyle hani tarz farkı. Ben de çok ilgiyle dinliyorum o yüzden. Şimdi ama farklı. Burada şunu yapmak lazım. Bizim, yani ben bir göğüs hastalıkları doktoruyum. Şunu gördüm. Yani ben oksijenle uğraşıyorum, tabii uykuyla uğraşıyorum ama hastalarımız da doğru nefes alamıyorlar. Yani öncelikle yani hastalara belki bir doğru nefes almayı öğretmek lazım. Yani bu çok önemli bence. Çok. Hanımefendiye geldik. Evet. Yani. Ya ben biraz önce biz arada da konuştuk. Aslında hayat nefesle başlıyor, nefesle de bitiyor. Ben o yüzden her zaman nefes aslında ruh diye açıklıyorum. Ruhu içimize çekiyoruz, hayata geliyoruz ve nefesi veriyoruz, bu hayattan ayrılıyoruz. Nefes hayatında kısıtlandığı sürece, ne kadar kısıtlı nefesleri almaya başlarsan, yemeni, içmeni, uykunu, kilonu, bütün psikolojik rahatsızlıklarını, sinir sistemini, her şeyini etkiliyor.
Bana uyku apnesiyle ve REM sendromu bozukluğuyla çok gelen var ve biz çok iyi sonuçlar alıyoruz. Çünkü bedende oksijen oranı arttığı zaman, o kısıtlı nefesten çıktığınız zaman kaslar rahatlıyor, zihin susuyor. İlk başta zihin susuyor. Bedendeki oksijen oranı artıyor ve o REM'e geçiyorsun, teslim oluyorsun bir nevi. Ve uykunu da çok daha iyi, kaliteli uyumaya başlıyorsun. Sinir sistemin düzelmeye ve toparlamaya başlıyor. Ve nefesle beraber, mesela niye peki nefes bozuluyor, onu ilk başta söyleyeyim. Doğduğumuzda beyin %30 kapasiteyle çalışıyor. 3 yaşına kadar bu şekilde devam ediyor. 3 yaşında %90 kapasiteye geliyor ve artık etrafımızda olan acı duygusunu, tatsız duyguları, her türlü travmatik anıyı daha net bir şekilde görüyoruz ve kaydediyoruz hücrelerimize. Oksijen de hücreyle çalışıyor. Bu önemli. 3 yaşına gelinceye kadar %30 kapasiteyle mi çalışıyor? Beyin %30 kapasiteyle çalışıyor. Belki de hani hep bu yani programlarda yanlış anlaşılmasın. Konuştuğumuz bir şey var ya yani insan evladının erken doğuyor olması, çok savunmasız doğuyor olması, en zor, erken doğuyor olması. Ve aslında acaba 3. senede mi doğması lazım? Valla ikinci yılda da olsa fena olmaz. Yani hani böyle çok bir rüya verirse. Ama tabii ki en optimal niye şekilde ikinci yıl dediniz? İkinci yıldan sonra aslında nöronal ağ ikinci yılda tamamlanıyor. Ve ikinci yılda oluşan nöronal ağ yetişkin döneme göre 5 kat fazla sinaps içeriyor. Hı hı. Orada %30'unu kullanıyoruz. Belki yanlış bir şey olmasın. Çünkü kullanmakla ilgili bizim bu cihazı kullanmaya dair, hani karaciğerin %30'unu kullanmak gibi bir şey değil bu. Bizim tecrübe etmemiz gerekiyor bu cihazı kullanmak için. Ha, o yüzden. Tabii ilk 6 ayda ışık gözümüze çarpa çarpa bize görmeyi öğretiyor. Hı hı. İşitme sinirlerini, işte ses dalgası çarpa çarpa işitmeyi. O yüzden belki kullanmayı öğrenme süreci diye değerlendirelim. Hani oradaki oran daha farklı. Daha duygusal bedendesin bence keyifli zaten. Yani. Evet, öyle bir şey söylenebilir. 3 yaşına kadar duygusal bedendesin ve 3 yaşından sonra duygusal bedenden çıkıp daha çok zihne geçmeye başlıyorsun. O yüzden acı duygularını veya tatsız duyguları daha fazla hisseder. Siz burada hanımefendiyle çelişecek bir durum değil. Çünkü hanımefendinin söylediği kısım çok da güzel söylüyor. O oranın literatürünün söylemi. Bilimsel bir vaatle söylenmiş, ölçülmüş bir şey değil. Bizde karşılığı şöyle. İnsan beyin sapıyla doğduğu için nefes alarak doğuyorsunuz. Sonra 5 yaşında limbik sisteminiz devreye giriyor. Bunlar da ama hep tecrübeyle. Yani bu hani sanki şarteli açılıyor gibi değil de onları yaşaya yaşa oraları kullanmayı öğreniyorsunuz. Çünkü Özden Hanım'ın şimdi buradaki diğer 3 konuğumla bir farkınız var. Tabii. Aslında tabii. Siz tıp dışından. Ben psikolojik kısmıyım. Yani tıp dışından geliyorsunuz ve daha önce işte Meksika vesaire bir aldığınız nefes eğitimleri falan var. Dolayısıyla aslında terminoloji konusunda ya da bakış açısında anlaşamayabilirsiniz. Evet, ben çünkü kesinlikle o kadar. Yani ben siz bilimsel değilsiniz demiyorum. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Ama başka bir anlamda bilimselsiniz. Onlar hekim gibi bir durumdayız. Onun için aslında ben şeyi tercih ederim. Yani sizin çok güzel bir hanım, akıllı bir çok hanım güzel. Eğitim de almış. Tamam, bunlarda sorun yok. Yani ama siz müdahale edin yani. Ya buradaki müdahale şey müdahalesi değil. Hani o öyle değil müdahalesi değil kesinlikle. O terminolojinin böyle bir bilgiye ihtiyacı yok. Çünkü bizim bulunduğumuz alan kanıta dayalı tıp. Hani bir şey söylediniz mi nasıl söylüyorsunuz sorarlar. Öbür tarafı da yanıta dayalı tıp bence. Onu öyle değerlendirin. Orada da bir şey yapıyorsunuz ve sonu iyi oluyor. Yani o yüzden ben o bilgilerden de çok istifade ettim. Kendi hayatımda da çok kullandığım için sakın öyle bir sabotaj ama algılanmasın. Ama sonra yani buradan şimdi bu çok tabii ki çok popüler de bir işi var. Çok popüler. Biz de yani takipçisiz. Hatta arada dedim ki bunu mutlaka bizim sistemleri dahil edeceğiz. Hem zaten böyle popüler. Çünkü biz bu biz gerizekalı olarak kendi akıllı aparatlarımızı, telefon demiyorum artık onlara, kendi akıllı bağlı olduğumuz aparatlar, uzantılarımızı kullanmaya başladıktan sonra şimdi bu uzantım bana birkaç senedir sakin olmak ister misin yavrum? Bak ne güzel şıpır şıpır yağmur yağıyor falan gibi şeyler veriyor. Yani bu uygulamaları indir diyor. Fakat bu küfredeceğim o şeye. Yani şuramızda, buramızda taşıdığımız bu şey eskiden böyle havai fişekler patlatıyordu. Kaç sene önce bana. Bunları ister misin? Ne güzel eğleneceğiz. Gel oyun oynayalım falan filan gibi uygulamaları tavsiye ederken şimdi beni Amazon ormanlarında filan şırıl şırıl yağmurlarla uyumaya gönderiyor. Demek ki bu ya bu aptal beni dinlediği için Facebook ve Google üzerinden
benim hakkımda böyle karar verdi. Ya ben bilemem başkasınınki ne tavsiye ediyor kendi akıllısı, ama ya da bu genel bir trend ve bunları tavsiye ediyor. Şimdi hanımefendinin hem teknolojik olarak hem yaptığı iş büyük bir ihtiyaç ve böyle. Fakat o hanımefendinin yaptığı iş beni bir süre sonra irite etmeye başlıyor. Yani bu nefes falan filan işleri. Çünkü bunların hepsine gıcık oluyorum. Çünkü özellikle benim yaş grubum değil de benden bir alt yaş grup var. Bunlar şu sırada sürüler halinde Bodrum ve çeşitli kasabalarımıza göçüyorlar bunlar. Sürekli nefes tekniklerinden ve huzur duymaktan bahsediyorlar. Bir de kavun içi giyinseler tamamen hani bir Bagban şeyi kurulacak, kominotesi kurulacak orada. Bu beni delirtmeye başlıyor bir süre sonra. Hı-hı. Bu siz, ama siz öyle değilsiniz. Yok, çok sanıyorum şükür ki, değil mi? Yok. Böyle hani sabah 7'de kalkıp 7'yi 5 gece meditasyon yapmaya başlamıyorsunuz değil yok, mi? Yok, hayır. Ben çünkü onlara geber diyorum. Yani sadece 5 dakika yaşayıp sonra meditasyon. Çünkü diyorum ki mezarda bütün kasların yumuşacık olacak böyle. Ferah feza. O kadar sakinleşeceksin ki. Filan diyorum, ama sizinki bu değil. Yok, bu değil. Ben çok kısa bir araya gireyim. Benimki öyle bir şey değil. Benimki bayağı bana geliyorlar ve travmatik bir durumda oluyorlar. Ve peki ben nasıl, onları... nefes mi alamıyorlar bunlar? Yani nefes alamıyorum diye de gelebilir. Aslında meseleleri o mu? Hayır, hepsi onu öyle. Onu mu söylüyorlar, yok, yoksa siz mi? Yok, kanserli de gelebiliyor. Ama siz onların nefes alamadığını mı görüyorsunuz? Ben onları yatırıp nereye nefes almadıklarını okuyorum ilk başta. Nefesi okuyabiliyorum çünkü bunun eğitimini nefesi alıyorum. Nefesi okuyorsunuz. Evet, çünkü bedenli haritası dediğimiz o bedendeki duyguların yerini biliyorum. Nefesin nereye gidip gitmediğiyle ilgili bilgilere sahibim. Nefesin nereye gitmiyorsa onun hayatında ne gibi, onun kendi hikayesini kendine anlatıyorum bir nevi. Aslında kendi söyleyemediği. Nefesin bir yere mi gitmesi gerekiyor? Evet, nefesin. Ama bu mecazi mi? Yok, hayır, mecazi değil. Bu fizyolojik mi? Evet, fizyolojik. Öyle mi? Nefesin. Kibarlık yapmayın. Tam bir şey söyleyeceğim. Evet. Yani öyle yapıyorsunuz. Evet, nefesin. Şimdi, çünkü başka disiplinler bunlar. Evet. Yani böyle... birisi şimdi diyorsa ki nefes oraya gitmiyor, oraya nefes falan gitmiyor fizyolojik olarak. Bakacağız gidiyor mu bence. Bence tanımlasın onu efendim. Şimdi tam anlatmak istediğin şey. Yok, ben bir anlatayım mı? Hayır, bir özür dilerim. Tamam. Bir dakika. Yani ben şuna inanıyorum. Mesela bizim konservatuvarda aslında bale bölümü. Yok, onlarla hiçbir alakası yok ama. Hayır, ben başka bir örnek veriyorum. Hı-hı. Aslında bale bölümü öğretmeni olduğu halde, hı-hı, çok değerli bir hocadır. Ve özellikle bize de tiyatro bölümüne de derse geldiği zaman bize yaptırdıkları egzersizler ya da sahnede karşılaştığımız şeylerden dolayı çeşitli kas ağrılarımız olurdu. Bu tabii bizde tiyatroculardan çok daha fazla dans edenlerde, modern ya da klasik balede olur. Hı-hı. Dolayısıyla mesela ben de bir ağrı çektiğim zaman... beni güzel bir, rahat bir şekilde oturtturup, hı hı, ondan sonra işte mesela diyelim ki baldırımda ya da bacağımda bir ağrı var. Onu sevmem gerektiğini, oradaki meseleyi çok iyi anlamam gerek. Çünkü şey çok doğruydu, tavrı. Ben, bana fizyolojik ya da tırnak içerisinde tıbbi anlamda bilimsel bir şeyden söz etmiyordum. Hı hı. Ama benim o ağrıdan, yani şu vaziyette... ondan kurtulmaya çalışmaktansa şu vaziyette onu kucaklamamı, almamı, onunla ilgilenmemi ve ona iyileşeceğini söylememi. Şimdi burada başka bir, bu terapik bir şey. Hı hı. Terapi, fizyolojik terapi olabilir ya da düşünsel, inançsal bir terapi de olabilir ve o da buraya iyi gelebilir. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Evet, evet. Yoksa ben... kasım ağrıyor, seviyorum, geçti diye bir şeyden söz etmiyoruz. Yani bu aslında fizyolojik değil. Ama da, ben bunu da bilimsel buluyorum. Anlatabildim, hı-hı, mi? Benimki öyle o de da değil. Bilimsel. O da değil. Evet, değil. O da bilimsel çünkü o hala bizim tarafta kalıyor. Onun evet, çalışmaları da var. Bir bölgenin ovulurken... Şunu söylemek istiyorum. Şimdi siz yaklaşırken şöyle diyorsunuz. Diyor ki ben fonksiyonel beyin MR'ı çekerim. Beyin MR'ında beynin çalıştığını %30 gösteririm diyor. Şimdi hanımefendinin anlatmak istediği... Yok, ben ödemiyorum da. Mesela. Hani %30'a tekabül edip etmemekle ilgili. Hanımefendinin istediği oradaki bir metafor yapıyor. Evet, yani, evet. Yani oradaki diyor bizim istediğimiz ölçünün %30'u diyor. Buraya geldiği zaman %100'lere çıkacak diyor. Oradaki bir çeşit metafor, yani fizyolojik olarak tam anlatmıyor yani. Hayır, ben zaten ama hani bize diyorum. Mesela şeyi gösterse, mesela benim mesela nasıl nefes aldığımı bize okusa, biz de mesela daha iyi öğrenmiş olabiliriz, evet, diye düşünüyorum. Ama niye ben... siz de okusa
yoksa size okusunuz abi. Hayır şimdi sen veririz. Bedavaya getirmeye. Bedavaya getirmeye. Hazır buradayken hazır bulmuşken. Bir de mesela doğru nefesi göstersek hakikaten çok önemli. Çünkü herhalde onu da anlatacak. Yoksa efendim. Şöyle söyleyeyim ben. Sözünüzü kesiyorum, özür dilerim, buyursunlar. Rica ederim. Ben benim ne yaptığımı anlatayım. Siz tabii ki de bu doktorusunuz. Ben kişi geldiğinde nefesine bakıyorum ve diyaframa mı veya göğsüne mi nereye nefes almadığını tespit ediyoruz. Kimisi sadece diyafram nefesi alıyor, göğsünde nefes yok. Kimisi sadece göğsüne nefes alıyor, alt karında ve diyaframda, pelvis kemiğinde kesinlikle nefes yok. Ben de duyguların yerini biliyorum ve nereye nefes gitmediği ile alakalı. Bir bölgeyi nasıl kapatıyorsan, göğsü kapatıyorsan, göğsünde duygusal travmaların daha fazladır. Eğer diyafram nefesi almıyorsan, irade ve güçle ilgili travmaların vardır. İrade ve güçle ilgili bir travma dediğimde işte bir türlü bir baltaya sap olamamışlık da olabilir. Yaptığın işlerde başarısızlık da olabilir. Otoriter bir babayla büyüdüğün için çok bastırılmış da olabilirsin. Duygusal travma dediğimde bir boşanma olabilir, bir kayıp olabilir. Duyguyla alakalı yaşadığınız her türlü travmada da bunu beyin otomatik olarak yapıyor. Kalbe nefes almayı kapatıyor. Burada duygularımız var. Burası da irade ve gücümüz. Bizim seanslarda yapmak istediğimiz bunu dengelemek. Bunu dengelediğimiz zaman, çünkü doğduğumuzda buradan buraya organla doluyuz ve hepsinin oksijene ihtiyacı var. Bir yerde oksijen azaldığı zaman orada hastalık ürüyor. Bunun en güzel örneği siz de verdiniz. Yine 1931'de Otto Warburg Nobel Prize ödülünü alıyor. İki fareyi alıyor. Bir tanesini oksijensiz ortamda bırakıyor. Bir tanesini de oksijenli ortama maruz bırakıyor. Ve oksijensiz ortamdaki fare bir süre sonra kanser oluyor. Ve, az oksijen mi acaba? Az oksijen. Yani çok sınırlı oksijen. Aynen. Evet. Siz tabii daha böyle detaylar. Bu az oksijen böyle elle tutulur, gözle görülür bir az oksijen mi? Yani bunu ölçülebilir bir az oksijen. Yani bu zaten çok hani 1931 yılında Nobel Prize ödülünü bu şekilde alıyor adam ve kanser, ondan sonra ozon terapileri ve ozon tedavisi devreye giriyor ve kanserle baş etmeye çalışıyorlar. Oksijenin ozon tedavisi oturmuş bir tedavi değil. Yani evet, sansasyonel bir tedavi. Yani hani hasta insanları burada bilinçlendiriyorlar az da olsa. Evet. Yanlış böyle anlaşma olmasın diye tutturmayalım. Yani hani bu FDA'yı oksijensiz ortamda kanser hücresinin ürediğini, çoğaldığını anlatıyor ve bu şekilde ödülü alıyor. Peki bu oksijen meselesini söylüyor. Yani biz iyi nefes alamıyoruz aslında. Evet, kısıtlıyoruz bir yaştan sonra. Ne yaştan sonra? Belli bir yaştan sonra kısıtlanmaya başlıyor. Hangi yaştan sonra? İşte küçük yaşlardan sonra 0-6'nın temel olduğu söyleniliyor. 0-6'ya kadar doğru ve iyi, daha güçlü, daha iyi nefesler alıyoruz. 0-6'dan sonra bu artık oldukça düşmeye başlıyor. Hey! Peki, tabii ki diyafram nefesini öğretiyor musunuz? Öğretiyorum tabii. Diyafram değil sadece. Nereye nefes almıyorsa orayı açıyorum. Orayı açıyorsunuz. Evet. Baskıyla. Özür dilerim. Bu iddialı şeyler de onun için. Yani seansa gelmelerinin sebebi o. Peki, onu yapmaya çalışıyorum. Diyafram nefesini niçin öğretiyorsunuz? Aslında biz diyafram nefesi alıyoruz zaten. Diyafram, çok iyi diyafram nefesleri alarak dünyaya geliyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Sonradan işte bu yeteneğimizi, yani çok iyi yaptığımız şeyi kaybetmeye başlıyoruz. Çünkü şöyle, aslında bu diyafram nefesi tekniği, nefes teknikleri filan meselesi tabii çok konuşuluyor. Hatta benim kaç tane oyuncu arkadaşım var. Onlar da bu nefes teknikleri, egzersizleri falan meselesine meraklıdırlar. Hatta işte pek oyunculukla ilgilenmeyenleri filan son zamanlarda görüyorum. İlanlı görüyorum. İşte nefes teknikleri filan öğretiyorlar. Sizle karışmasın, sakın size söylemiyorum bunu. Ondan sonra, fakat bize konservatuvarda hakikaten yalan yanlış öğrettikleri bir nefes teknikleri var. Yalan yanlış. İyi hocaya düşersen öğrenirsin. İyi hocaya düşmezsen öğrenmezsin. Ve maalesef bize öğretenler, yani sanat eğitiminde usta çırak ilişkisi ve akademik eğitim ilişkisi biraz birbirine karışır. Karışmak zorundadır. Yani ikisinin bir arada olması gerekir. Çünkü hem usta çırak, yani zanaatımsı oyunculukla ilgili, bu hem operada var, hem tiyatroda var,
Bir zanaat kısmı var, mühendislik kısmı var, bir de sanat kısmı yani kreativite vesaire kısmı var. Şimdi bu kısımda birbirine karışıyor. Ben hiçbir zaman konservatuvarda çok da iyi bir eğitmen döneminden geçtiğim halde, çok mühim hocalar hayattayken filan okumuş olduğum halde onların da diğer hocalardan öğrendikleri şeyi bana öğretmelerini gördüm, yaşadım. Yani aslında bana bu işi öğreten hoca gidip bu konuda akademik bir eğitim falan görmemişti. Çünkü bizzat zaten drama hocasıydı ve bana nefes teknikleri konusunda kendisi gördüğü ya da sonradan edindiği bir takım şeyleri anlatıyordu. Doğrudur. Fakat bizde çalıştı. Ne kadar çalıştı bilmiyorum. Gidip bu konuda akademik bir eğitim görmeliydik. Belki siz o zaman genç ya da yaşıyor olmalıydınız yani. Olabilir. Siz benden küçüksünüz. Ve şimdi orada bizim öğrendiğimiz şey aslında çocukların yaptığı şeyi ya da benim diyelim ki bir liseye gitmeden ve ortaokul lisede spor hocasının gelip nefes alın çocuklar yapmadan önceki yani asıl nefes alma sistemini bana çalıştırmak ve bunu geliştirmekti. Operacılar farklı genelde hocalardan farklı disiplinden öğrenirler diyafram tekniğini. Tiyatrocular da biraz operacılara göre daha... yarım yamalak başka bir teknikle öğrenirler. Bunu niye yaparız? Zaten çocukken aldığımız nefesi biraz daha alabilip bunu zor metinlerle, zor mesela Shakespeare metinleriyle eşleştirebilmek için yaparız. Bunun nedeni odur. Yoksa herkes normal nefes alır. Ha zaten sahneye çıkıp da beden eğitimi hocasının aldığı gibi nefes alıyorsan geri zekalısın diye bir şey olmaz. Zaten diyafram yani diyafram kasının aşağı doğru itilmesi, oradaki haznenin daha fazla havayla yüklenmesi zaten diyelim ki bir Shakespeare metnini bir tercüman bize çok uzun cümlelerle tercüme ettiyse ki Shakespeare metinleri böyle fena değildir ama tercümesi olabilir. Dolayısıyla benim bunu koşa koşa gelip sahneye bir anda söyleyebilmem için ben bu tekniği kullanmak zorundayım. Yoksa tık nefes olurum. Dolayısıyla buna alışırım ve bu diyafram nefesiyle yani bu kasımı kullanmayı öğrenerek bunu devam ettiririm. Sonra yaşlı oyuncularda da böyle olmaz. Bunu gençlikte yapılır. Sonra yaşlı oyuncular gece yaşadıkları için ve gece kimseyi bulamadıkları için yani siz uyurken ondan sonra arkadaş filan da bulamadıkları için arkadaşlarıyla nerede buluşurlar? Yaşlanmış oyuncular nerede buluşurlar arkadaşlarıyla? Spor salonunda buluşmazlar herhalde. Değil mi? Kafelerde. Parklarda da buluşmazlar değil barlarda mi? Barlarda buluşurlar. Çünkü geceleri oraları açıktır ve oraları eğlenen, alkol alan, ondan sonra sevişmek isteyen, tanışmak isteyen insanların yerleridir falan filan. Dolayısıyla bu yeterliliklerini kaybederler. Ama sorsan hepsi diyafram tekniğiyle mahmih konuşmaya devam ediyorlar. Öyle değil aslında. Yani şunu anlatmak istiyorum. Biz mesela hiç şöyle bir şey düşünmedik. Bir yere hava gönderdiğimizi. Hava göndermek demedim ben. Onu şu an siz oksijen göndermek dediniz. Evet, nefesi her yere, bütün organlara dağılmasını sağlıyorum seansta, evet. Yani bunu yapmak istiyorum. Nereye mesela? Ben şeyi anlamamıştım. Yani bir yerde bir problem var, oraya oksijen yollanmasını sağlıyorum değil. Lokal bir şey yapma. Lokal genel bir şey yapma. Olarak bütün vücudun doğru oksijenlenmesini sağlıyor. Metafor diye düşünmek. Evet, bunu metafor diye ama düşünmek lazım. Ama metafor demiyor hanımefendi. Yani ifadeyi metafor diye düşünmek oksijenlen, lazım. Bedenin oksijene doyurmak lazım. Beden oksijensiz kaldığı zaman kendini halsiz, yorgun, işte uykusuz, stres altında hissedebiliyor. Bu oksijenle beraber bu duyguları bastırıp ve dönüştürebiliyoruz. Peki, böyle bir açıklama yapayım o zaman yani. Peki, hani. Peki bunu mesela uyumadan önce bir şeyiniz var mı? Yani uykuyla ilişkisini kurmak açısından soruyorum. Ya uyku apnesiyle ilgili sorunları olanlar geliyor. Ne kadar çok derin ve uzun nefesler alırsan uyku esnasından önce. Bunu normal hayatta burada otururken veya televizyon izlerken veya araba kullanırken değil tabii ki ama yatağa girdiğinizde derin uzun nefesler alıp nefese odaklanırsanız zihin susar, daha rahat uykuya dalarsınız. Zihin susar. Zihin susar. Ama uyku apnesine iyi gelmez bu.
Vallahi biz güzel sonuçlar alıyoruz. İyi sonuçlar yani alıyoruz. Yani uyku apnesi çünkü uyanıklıktan tamamen farklı bir sistemin bozukluğu. Tam da demin hani şu bilgisayarı açtık kapattık meselesi. Yani uykuyla uyanıklık arasındaki bir süreçte kasların yeteri kadar gergin olamamasından kaynaklanan çok özel bir hastalık yani. Onun oksijenle de çok bir alakası yok. Çünkü uykunun öyle dönemleri var ki zaten oksijen çok düşer. Metabolizması da düşer, oksijen evet. düşer. Evet, REM işte yani en fazla oksijeni. Çok yanlış bir şey oluyor çünkü bunu hastalardan da duyuyorum. Yani ben işte gündüz de dalgıçtım eskiden. Çok iyi de nefesimi tutardım. Uyku apnesi öyle bir hastalık değil. Yani uyurkenki solunum kontrolü uyanıklıktakinden çok farklı bir şey. Siz uyurken nefesinizi tutun, uyanıkken oksijeniniz düşmez öyle hemen hemen. Ama uykuda 10 saniye nefesiniz durduğunda bazen %10 düşer, bazen %3 düşer, bazı hastalarda %30 düşer. Hani benim bir akıllı teknisyenim vardı, o parmağını takıp nefesini tutar zerre kadar oksijen satürasyonu oynamaz. Aa. Evet. Yani çünkü bir yerde düşer de belli bir aşamanın altına düşmez. Pof yapar konu nefesiniz. Şimdi beyinde bu konuyu dedekt eden bir sistem var. Siz öyle oksijen satürasyonunuzu zaten çok düşüremezsiniz. Uyku apnesi diye tanımlanan şeyin mekanik kısmını göz ardı etmeyelim diyor haklı olarak hocam. Çünkü zaten oradaki tonus kaybı özellikle damaktaki gevşeme mesela değil mi? Ona bağlı horlama ya da işte beden kitlesinin çok artmasına bağlı bir takım fonksiyonel bozukluklar. Hani sadece iyi nefes almayla alakalı bir kısım değil de bir de mekanik hadiseler var. Tabii, zaten CPAP'la yapılan şey de o mekanik kısıtın önüne geçmek. Yani oradaki yani. Hassasiyet biraz şey. Hani yani uyku apnesi sadece solunumunuzla uykudaki solunumunuz tamamen farklı. Birbirinden şeyler. Farklı dinamikler. Şu satürasyonu da ben cahile bir anlatır mısınız? Neden ben hastaneye gidince onu şey yapıyorlar acilde macile ben tak diye takıyorlar da oksijen satürasyonumun %100, %98, %93 bunu... Tabii 95'in altında düşmemesi icap eder. Nedir o? Bizim vücudumuzdaki oksijene doymuş hemoglobin oranına bakılıyor o esnada. Bir ışıkla ölçülüyor. Görüşçü arkadaşımız daha iyi söyleyecek onu ama... bir yandan akciğer hastalığı varsa, bir yandan dolaşım problemi varsa... ya da bir zehirlenme durumunda, her zehirlenmede böyle olmaz... onu takip etmek gerekir. Bir de oksijen takıldığında onu vücut alabiliyor mu diye bakarız. O zaman zaten satürasyon %100'e çıkar bir yandan. Yani o alınır. Devamını aslında sen de belki akciğer hastalığı devam olarak da şunu söyleyeyim. Hanımefendiyle ilgili şunu anlatmak istiyorum. Siz benden hiç memnun değilsiniz farkındayım. Ben yok, çünkü yani hekimlerle beraber aslında bir hani ortada bir yerde nerede buluşuruzun hep zorlaması içinim. Yani şunu sormak istiyorum. Bütün bunlar yapılacağına yani mesela şunu sormak istiyorum. Siz bir şey aslında bir alışkanlık yaratıyorsunuz değil mi? Alışkanlığı yani, kırmaya çalışıyorum aksine. Ya da alışkanlığı kırmaya. Evet. Yani yoksa siz bütün bunu yapacağınıza bir tüpten bir adama bir oksijen bağlasanız aslında bu hallolmaz mı diye soruyorum şimdi anlatın diye. Hallolur ama biz de diyoruz ki tüpe bağlamayalım nefes alsın gelip güzel, diyoruz. Tamam, çok güzel cevap buyurun. Şimdi sadece bir tek tarafa katılmıyorum ama çok güzel yani uyku. Nefesin düzenlenmesi çok önemli ya ama kız güzel olduğu için yani bir de yakın bana yakın oturuyor ya. Hepiniz yani yakın oturduğu için indirdiniz. Ya ben de bunu anlamıyorum. Sadece şu yaşlı bir adam olduğum için herkes yelkenle çok güzel anlatıyor. Yani ama buradan işte doğu bilimlerine gidiyoruz ya değil mi sizden oraya gidiyoruz. Şimdi biraz ya da oradan geliyor. Şunu söylemem gerekiyor. Çok özür dilerim. Hemen yani bu önemli. Yani hayır, yelkenleri indirmedim. Şimdi, bir kere uyku apneye iyi geliyor demek. Bir kere biraz... Yanlış anlaşılabilir. Çok iddialı olur. Yani hani nasıl yumuşatırım onu bilmiyorum da. En yumuşak haliyle hani bu uyku apneye iyi geliyor dememek lazım bir kere. Yani yanlış olur. Herhalde çok yumuşatabildim. Ama doğru nefesle ilgili şunu demek istiyorum. Saçmalamadınız dememek için. Ama bir kere doğru nefesi hakikaten ben de üzerinde duruyorum. Doğru nefes çok önemli. Bir kere doğru nefes aldığınız zaman biliyorsunuz beynimizin dalgaları var. Uyanıklıktaki hızlı dalgalar var. Bu dalgalar daha sonra uykuya doğru gittikçe sizi daha
yavaş dalgalar haline gelmeye başlıyorsunuz. İşte bu derin nefesler esnasında bir kere beyindeki dalgalarınızı sanki yarı uyanıklıktaki böyle apatik durumdaki yani uykuyla uyanıklık halindeki hale getiriyorsunuz. Dolayısıyla beyninizi bir kere dinlendirmeye başlıyorsunuz. Bizim anlattığımız tabii ki REM dönemleri değil. REM ayrı bir şey. Hı hı. Ama işte artık ne yapıyor? Alfa dediğimiz yani hı. daha rahatlamaya başladı. Şey, yani ben onun için mesela şöyle bir analoji yapıyorum. Bir futbol sahasını düşün. Futbol sahasında seyirciler var. Seyircilerin olduğu sırada, maç başlamadığı sürede oraya bir tane mikrofon koysanız nasıl bir ses gelir? Her taraftan uğultular gelir değil mi? İşte beyin uyanıkken böyle bir uğultular geliyor. Ama uykuya doğru geçtiğiniz zaman, yani nasıl maç başladığı zaman artık seyirciler organize olmuştur, hep beraber çalışmaya başlamıştır. Yani ben mesela uyku şeyini okurken o da deltaları gördüğüm zaman, derin dalgaları gördüğüm zaman artık diyorum beyin şahlaşmış, artık şahlanmış, hep beraber çalışıyorlar, ne güzel senkronize olmuş diyorum. Dolayısıyla aslında derin nefes alıp vererekten siz bu seyircileri senkronize hale getiriyorsunuz. Bu bir. İkincisi, akciğerde bir takım maddeler var. Yani ismini çok söylemek istemiyorum. Burada geçmesin ismi. Sonra bizi polisler götürmesinler. Bu madde... Şimdi nasıl merak ettirdin ama. Ama ismini tıbbi olarak geçireyim. Dimetiltriptamin dediğimiz bir madde var. Bu madde özellikle böyle 6. boyutla ilgilenenler için söylüyorum. Beyindeki 6. hissi geliştirdiğini yani işte böyle başka evrenlere doğru kaydığını söyledikleri bir hormon. Ama insanlar da şunu yapıyor, mutluluğa sebep oluyor. Dolayısıyla sizi transa geçiriyor. Yani siz bu nefesi alıp verdiğiniz zaman şu an akciğerdeki... Ama tabii ben hiç bunlara giremiyorum çünkü uykuyla ilgili konuşuyoruz. O yüzden doğru. Hani giremedim. Bu dimetiltriptamini artırıyoruz ama bence her şeyden önce doğru nefes nasıl olur bunu bir görmek lazım diye düşünüyorum. Evet. Tabii. Şimdi bu bizim programlardaki mesele şu. Aslında güzel bir hanım geldiği zaman ve diğer konuklarda erkek olduğu zaman bizim seyircimiz zeki ve eğitimli bir seyirci olduğu için sürekli bana ve diğer adamlara bakıp bunlar cinsel ayrımcılık yapıyorlar mı diye seyrediyor bizi. Ben yani yaparım. Ne yapsak, ne yapsak ben de pozitif ayrımcılık ben de yapıyorum. Kız babası olarak. Evet ben de kız babasıyım ben de yapıyorum. Şimdi birazdan bitireceğiz. Bazı şeyleri revize edelim istiyorum elimdeki notlardan. İngiltere'de uyku düzensizliği sebebiyle hastaneye çözüm aramaya gelen 14 yaş ve altı gençlerin sayısı son 10 yılda 3'e katlanmış. Bugün tüm dünya nüfusunda %10 oranında insomnia, %25 oranında ise problemli uykunun var olduğu söyleniyor. Bir yatak firmasının 2016 yılında yaptırdığı araştırmaya göre uyku denince Türkiye ne anlıyor? Ege dinlenmek, Akdeniz yatak, Doğu Anadolu uyumak yatmak, Güneydoğu Anadolu mutluluk keyif. Onunki iyiymiş. Evet. Evet, toplam 5 milyon kişinin katıldığı 153 araştırma az uykunun diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve obeziteye bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmalar birkaç gece bile uykusuz kalmanın sağlıklı yetişkinleri prediyabetik duruma soktuğunu gösteriyor. Orta dereceli uyku eksikliği bile bu kişilerin vücudunda kan glukoz düzeyini kontrol etmelerine zarar veriyor. Uyku eksikliğinde aşılar işe yaramıyor ve bu bağışıklık sistemimizi basarak bizi enfeksiyonlara daha açık hale getiriyor. Bu araştırma 7 saatten daha az uyuyan kişilerin 7 saatten fazla uyuyan kişilerden daha fazla soğuk algınlığına yakalandığını ortaya koyuyor. Yeterince uyumayan insanların vücutlarında yüksek düzeyde açlık duygusuyla bağlantılı grelin hormonu salgılanıyor. Bu da obezite riskine neden olabiliyor. Uykusuzluğun beyin fonksiyonlarına hatta demansa yol açan sorunlarla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Bundan da bahsettik. McKinsey 2017 yılında oluşturduğu uyku raporuna göre nedense McKinsey böyle bir şey yapmış. Sadece Amerika'da uykuyla İşlemi. Bağlantılı sektörlerin hacmi 40, doğru iyi ki McKinsey yapmış, 40 milyon dolar ve tahmini müşteri sayısı 4 milyon. Uykuyla ilgili sektörlerin oluşturduğu pazarın her yıl en az %8'lik bir ivme ile büyümesi öngörülüyor. Yani kim buraya yatırım yapıyorsa çok doğru yapıyor. Teknolojik ya da
mesleki olarak. Verim artışı da getirdiği için o konuda evet. Şirketlerin tedbir almasını hep öneriyoruz. Evet. Bulanın 7 ülkeden 7 bin kişiyle yaptığı araştırma düşünülenden çok daha fazla insanın gece cep telefonlarına sarılarak uyuduğunu ortaya koymuş. 2015 yılına ait bu araştırma Çin'de oranın %70, Hindistan'da ise %74'e kadar yükseldiğini gösteriyor. Cep telefonlarına zaten çocuklara baktığınız zaman da en geç yatan çocuklar, yani dünya ortalamasında Hong Kong bir numaradır. Saat 9.30'dur onların yatma ortalaması. İki numarada da Hindistanlılar vardır. Yani en geç çocuklar orada yatarlar. Teknolojiye bağlılıkla evet. ilgili. Bu yani. Ortalaması tabii. Yani ortalama yani yeni evet. çıkan bir yayından bahsediyorum. Evet, yani bu cep telefonunun kaybettirdikleri demek tabii. lazım buna. Power napping kavramı gün içinde enerjiyi yükseltmek için kısa bir şekerleme. 1995 yılında NASA tarafından 747 uzun uçuş pilotu üzerinde yapılan bir çalışma. Gün içinde yapılan ortalama 25,8 dakikalık bir şekerlemenin pilotların dikkat seviyelerini ve performanslarını %16 ile %34 arasında değişen derecelerde arttırdığını ortaya koymuş. Yalnız burada bir şey gireceğim, o yayını iyi biliyorum. Bu power napping o pilotlarda yapılan çalışma, pilotların en büyük sıkıntısı uzun süre uçarlar. Uçtuğu zaman en yorgun olarak gelir, en fazla sıkıntıya girdikleri dönem tam inerkendir. Çünkü 7 evet, saat, 8 evet, saat uçmuş. Evet, evet. Siz eğer power napping'i, uykunuz başladı, yani şekerlemeyi daha doğrusu, şekerlemeyi eğer uykunuz bastırdığı zaman yaparsanız hiçbir faydasının olmadığını gösterdi o yayın. Uyku henüz başlamadan önce, sizin üzerinize uyku çökmeden önce bu dediğiniz şekerlemenin yapılması gerekiyor. Oradaki 25 dakikadaki sürenin öyle olmasının sebebi de sizi birinci ve ikinci viteste tutup REM'e sokturmadan orada bitirmeye çalışıyorlar ki agonik, yani çok ne denir ona, baygın şekilde uyanmayasınız diye daha erken yüzeyel fazlarda uyandırın diye bu aslında uzun yolda yani, araba kullanan bir insan için de geçerli olabilir. Yani, mesela İstanbul'dan basıp Bodrum'a giden bir adam için de geçerli tabii. olabilir mi? Aynı şey bir benzinciler falan kenara çekip. Bu power napping öyle ya periyodik kullanılması gereken bir şey. Bu iş dünyasında çok tanımlı. Pek çok şirketin şu anda gün içerisinde uyuma odaları, uyuma yerleri var. CS'de hatta yani. Şeyde yani uzak doğuda öyle yer ayıramayanların yastıkları yanında oluyor. Herkes masasının üzerinde bir 40 dakikaya yakın uyuyor. 40 dakika. 40 dakikaya burada yakın. 25 noktası. 25 nokta o ortalaması. O ortalama. Mesela Boston'da, ben Boston'dayken Red Sox'ların şeyi var. Yani maça çıkmadan önce yatmaları gerekiyor. Yani koç diyor ki burada mutlaka uyuyacaksınız diye. Yatma odaları yapmışlar. Ben onların bir resmini çekmiştim tabii, inşallah. Her saatte de yapılmaz power nap. Çünkü bizim uykuya eğilimli saatlerimiz vardır. Bir de uyku için yasak saatler vardır. Yasak? O, yani uykunun zor olduğu, uyanıklığa daha eğilimli olduğumuz saatler. Bir de uykuya daha eğilimli olduğumuz saatler var. Uykuya eğilimli saatlerde yapmak lazım ki çabuk dalıp çabuk uyanasınız ve etkisini görebilirsiniz. Ben kendi hayatımda mesela şöyle söyleyeyim. Bugün bu programı çekiyorum. Sonra bir radyo programı var. Sonra da gece Uykusuzlar Kulübü'nü çekeceğim. Yani benim bugün 9 saatlik bir yayın teslim etme mecburiyetim var. 9 saatlik bir yayın. Bu 9 saatlik sadece teslim edilen yayın. Bir de bunun etrafı var. Dur kalkı var, bilmem nesi var filan. Mesela bunun arasında bir 15 dakika uyumak istiyorum. Uyumak bana iyi geliyor. Ama hayatımda bir şeyi izledim. Bunu daha kiloluyken daha çok istiyorum. Kilo verdikçe buna ihtiyacım azalıyor. Ki öyle bir şey oldu. Bir 10 kiloluk bir fark var hayatımda. Ve bu sanıyorum ki ne dengesi diyoruz buna? Solunumla da ilgili olabilir. Solunumla da hayır şeyle de ilgili. Ne oksijen dengesi. Hayır şekerle ilgili olarak. Ha. Vücut şeker direnci ne direnci? Leptin. Leptin evet. direnci oluşuyor yani. Evet. Bu dirençle ilgili olarak mesela buna ihtiyacım azalıyor aslında. Hı-hı. Ama mesela bunu yapabiliyorum. Niye? İnsülin rezistansı. İnsülin rezistansından bahsediyorum. Aslında bununla orada ilgisi olabilir belki şimdi de. İnsülin rezistansı olan insanlar genelde kilolu da oldukları için şimdi oradaki metabolik
enerji kaybı ve onun peşine gelen yorgunluğu karıştırmamak lazım. Bu power napping tamamen ayrı bir uygulama. Karıştırmıyor. Tabii. Öbürü hani o, yemek yedikten sonra uyku bastırması falan gibi insülin direnciyle ilgili olan power şey. Power napping tamamen şey, bir fizyolojik şey. Bir şey. Yani biz bir fazik uykuya sahibiz. Gün içinde iki defa uyumamız lazım. İşte çocuklar, Akdeniz bölgesinde yaşayanlar iki defa uyurlar. Bir öğleden sonra bir de gece. Onu hayata geçirmektir. Biz sosyal nedenle yapamadığımız o ikili uykuyu teke indirmiş durumdayız. Onu yeniden gündeme getirebilirseniz daha enerjik olursunuz. Peki Akdeniz meselesine baktığımızda benim hem Atina'da hem de Madrid'de anlamadığım bir şey gördüm ben. Yani bunu anlayamıyorum tam olarak. Şimdi bu Madrid'i tam olarak bilmiyorum ama Atina'ya çok gidip geldiğim için bunların saçma sapan saatleri var. Mesela bir dükkandan bir şey alacağım, bir türlü dükkanı açık yakalayamıyorum. Evet. Çünkü pazartesi öğlene kadar kapalı, sonra salı günü bilmem nerede kapalı, ondan sonra akşam bilmem ne kapalı falan filan. Ve bu kural halinde yani. Şimdi bunlar mesela şunu ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. İlk Atina'ya gittiğimde pazartesi sabahı saat 6 civarıydı sanıyorum ki. Acayip bir trafik sıkışıklığı gördüm otelin balkonundan. Dedim ki kim bunlara tembel diyor ya? Bunlar inanılmaz çalışan insanlar. Eve dönüyorlarmış. Pazar gecesini sabah. Yani ve sonra... Güzel bir şey çünkü bir de pazar gecesi uykusuzluğu diye ayrı bir uykusuzluk var. Öyle mi? Siz cumartesi sabahı, pazar sabahı uzun uzun uyuduğunuz için... Birikme mi? Buna evet, birikme diyelim. Birikme yani biz birkaç mekanizma ile uyuyoruz. Onlardan bir tanesi de ne kadar uzun süre uykusuz kaldıysanız o kadar kolay uyursunuz. Evet. Ve pazar sabahı geç kalkıldığı için pazar akşamı da doğal olarak uyku geç gelecek. Evet. Ki bu da hiç tavsiye edilen bir şey değil. Pazartesi sabah kalkacağım, kalkabilecek miyim endişesi var. Süresi... Dolayısıyla... Pazar gecesi uykusuzluğu diye özel bir şey var. Hocam tamamlayacak bir şey söylemek istiyorum. Şimdi power napping dedik ya da siz de Yunanistan dediniz ikisini birleştirelim yeni çıkan bir yer. Ama o da power napping değil. Akdeniz değil. Siesta. Yani şunu bahsedeyim. Yeni çıkan bir yayını bahsedeyim. Şimdi daha öncelerde mesela eski jenerasyonlarda Yunanlılar daha ziyade işte 9'dan 1'e kadar çalışıyordu. Sonra 5'te tekrar başlıyordu. Yeni jenerasyon bizim gibi çalışmaya başladılar. Yani bu belli saatler içerisinde çalışmaya başladılar. Şimdi şunu yapmışlar. Bu eskiden... Bu... Yani Yunanistan'daki sistem. Evet, Yunanistan'da. Ama Avrupa topluluğuna bağlandılar. Tabii. Hiçbir işlerini çözemiyorlardı. İşte bu Avrupa yani. Topluluğuna bağlandıktan sonra bu eski insanlar yeni sisteme adapte olanlarla adapte olmayanların acaba ömürlerinde bir fark var mı diye bakmışlar. Of. Yeni sisteme adapte olanların ölüm yani mortalite diyoruz tıptaki ismine %16 daha fazla artmış. Artar. Yunanistan'da şu anki. Ya bir dakika ama bir sürü şey yani işte paketlenmiş çok gıda, genetiğiyle oynanmış gıda, kanser daha çok. Ama bu tip araştırmalar da onlar yatsınıp yapılır bu araştırma. Yatsınıyor mu bunlar? Tabii. Yatsınır yani, derken yok sayılmaz da onlar kontrol altında tutulup ona göre bakılır. Yani tek değişken burada bir kiminin öğlen uykusu uyumaya devam etmesi, kiminin uyumaması ya da geçmişte böyle bir öyküsü var. Evet ama bana çok inandırıcı gelmiyor. Yani bu bir de kolesterol için Amerika'daki hangi kasaba? Siz biliyorsunuz onu. Bir kasabada yapılmış bir ölçüm var. Wisconsin Cohort Study mi diyorsunuz? Olabilir. Cohort çalışmasından bahsediyor. Kasaba. Eski bir kasaba. Evet, oradaki işte kolesterol meselesini yapmışlar. O bir örneklem problemi tabii ama. O kasabada bu herifler 60'lı yılların başında böyle doktorlar ellerine bir paket sigarayla televizyonda belirip lütfen kullanın sağlığa çok yararlı derlerken o kasaba ne oluyordu? Çok merak ediyorum o kasabada ne olduğunu. Sonra aynı adama sakın içmeyin öldürüyorsun falan deyince de o kasabada ne oldu acaba? O kasabayı ne yaptılar? Kasaba değil aslında biliyorsun. Yani kasabadaki araştırmacı grup bütün o bir datayı topluyorlar yoksa kasabayla kasabadakileri hiç etkilediğini düşünmüyorum. Tamam işte ama yani o nasıl oluyor da 60'larda böyle... Yani o daha eski bir araştırma olması lazım ya da o tarihler olabilir. Yok daha böyle bir sürü süreli araştırma var. Şimdi bu araştırma da buna dahil ama her araştırmanın sonucuna doğrudan güveniyoruz izlenimi çıkmasın. Tabii ki pek çok
veri tabanı içerisinde bu da dahil oluyor. Evet. Şimdi bu tip uzun vadeli araştırmaların böyle katkıları var, biz biliyoruz. Dönem dönem böyle şeyler değişiyor. Yani sigara eskiden iyiydi, şimdi kötüydü. Tabii böyle bir şey söyleyemeyiz ama bazı şeylerin kullanımının sonuçları uzun vadede anlaşılıyor. İlk aşamada da bunlar pazar payı yaratmak adına tabii ki reklam yapıyorlar. Yani bunun çikolatada da aynısı var, gazlı içeceklerde de aynısı var. Yani gazlı içeceğin ilk çıktığı tarihte eczanelerde satılıp ilaç olarak verildiği, çocuklarınıza mutlaka içirin diye reklamları var, belki gördünüz. Ya da çikolatanın ilk bulunuşu şeyle alakalı, mide ilacı olarak bulunuyor. Ondan sonra diyorlar ki işte bunun bir uzun vadeli zararları var, şu tip hastalıklara sebep oluyor. Biraz da pazarlama biliminin oradaki hani olayı köpürtüp pazar payı oluşturma kaygısı. Öte yandan anlamlı sonuçların olmaması. Ama bugün şunu diyebiliriz, sigara sağlığa zararlı. Öğlen uykusu da şu anki araştırmalar destekliyor ki öğleden sonraki o uykunun da bir faydası var. Yapılabilirse ne âlâ, düzenlemeler bu yönde olursa ne âlâ. Eski şeyler de öyledir. Yani öğlen yemeğinden sonra 40 dakika yat, akşam yemeğinden sonra 40 adım at falan gibi laflar var. Güzel. Tecrübe de onu destekliyor. Peki, hiç bahsetmediğimiz bir şey, depresyon uykularından söz etmedik. Evet. Depresyon uykularından belki biraz söz etmemiz lazım. Aramızda psikiyatri mütehassısı yok ama ve lakin konuyu biliyorsunuz. yani o uykunun da bir zararı var mı? Şimdi bir tam biz hep uykuya ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu anlattık ama bir de uzun uykular var. Galiba depresyonun tetiklediği ve yine depresyonu tetikleyen bir kısır döngüyü yaratan uzun uykular. Aslında depresyondaki uyku uzun uyku değil. Yani objektif olarak baktığınız zaman onlar uzun süre yatakta kalıyorlar. Hı. Çünkü bizim uyku süremizi böyle zoraki artırmamız mümkün değil. Ben bugün dün 8 saat, yani sizin 8 saat uykunuz var. Ben vazgeçtim. Uyku güzel bir şey. Ben artık 10 saat uyuyacağım. Daha iyi kilo vereceğim, daha sağlıklı olacağım diyemezsiniz. Böyle bir şey mümkün değil. Sürenizi artıramıyorsunuz, kısaltamadığınız gibi. Depresyonda da öyle. Onlar daha çok yatakta kalıyorlar. Daha kesintili bir uyku uyuyorlar. Kesintili. Evet, yani dalmakta zorluk çekiyorlar. Daha bir özel şeyleri var. Sabah erken ve çok sıkıntılı uyanıyorlar. Ama uzun uyku depresyon ilişkisi yatakta kalma şeklinde, yoksa daha uzun uyumuyorlar, zaten kimse onu yapamıyor. Ama yine de uyku süresi uzuyor. Yatakta kalma süresi uzuyor, uyku süresi değişmiyor. Şöyle söyleyelim, depresyonun belirgin bulgusudur aşırı uyuyorum. Çünkü hasta onu öyle ifade edecek tabii ki. Şimdi burada bahsedilen uyku EEG ile ölçtüğünüz uyku. Uyku EEG'de uyku iyicikleri çıkınca başlıyor. İşte belli bir aşamadan sonra zaten tamamen non-REM uykusuna dönüyor ve ondan sonra uyanıyorsunuz. Vücudunuz da dinlenmiş oluyor, zihniniz de. Depresyon hastasındaki o zihinsel yorgunluğun onu yatağa götürme. Çünkü aslında depresyonu hani şöyle tanımlayabiliriz. Bir anlam kaybı depresyon. Depresyon hastası şunu söylüyor. Ben kalksam ne olacak? Uyansam ne olacak? Yataktan çıksam ne olacak? O yüzden depresyondan yatağa kaçma eylemi olarak değerlendirmek lazım bunu. Yani onun doğrudan uyku süreleri arttı gibi değil de yatakta kalış süreleri arttı. Evet. Hayatı yaşama süreleri kısaldı gibi düşünün. O da zaten depresyonu takip eden bulguları hayattan zevk almama, kendini işte yaşamamaya daha yakın hissetme gibi şeyler olunca hani yaşasam ne olacak? Böyle yaşamaya yaşamak denmezin bir karşılığı. O doğrudan uyku olarak değerlendirilmesin. Yatakta uzun süre kalmak ve hayata geçişi, yani hayata yaşamaya geçişi biraz böyle esnetmek gibi, yani oradaki o mesafeyi uzatmak gibi düşünelim. Depresyon hastasının uykusu kaliteli bir uyku değil o yüzden. Çünkü yatakta çok kalınca yorulmamış da oluyorsunuz. Uykunun başlama gerekçelerinden biri de yorgunluk, evet, o da yok. O yüzden de uykuya tabii geçiş de yani zor. Bir de tabii depresyon uyku ilişkisinde uyku apnesinin yerini de unutmamak lazım. Uyku apne sendromlu hastalarda çok güzel depresyon kliniği gösterirler. İşte unutkandırlar, istekleri yoktur, yorgundurlar. Onu da ikaret etmek lazım. Ya da depresyonla karşı karşıya geldiğimizde, hele de çok uyuyorsa, uyku apnesinin bir sonucu olmamasını göstermek lazım. Ona ikaret etmek lazım. Bir de belki şeyi de ilave edelim hocam müsaadenizle. Depresyonla depresif olmak arasındaki farkı da söyleyelim. Yani şimdi hani ben de depresifim, ben de depresyon var gibi bir şey değil de majör depresif hastalar çok zor hastalardır. Tabii ki. Onlara psikiyatrik olarak tanı konması da öyle kolay değil. Bir sürü şeyin ekarte edilmesi lazım. Çünkü başlı başına uykusuzluk ve onu tetikleyen şeyler de depresif bulgular ortaya koyabilir. Ama majör depresyonunuz mu artık o hastayı yataktan çıkaramazsınız
işine gitmek istemez, hayattan keyif almaz, bir sürü fonksiyonel kısımdan muaf olur. Belki o tarafında vurgularsak, hani bu depresif olma, uyuyamama, onlar birbirinden biraz ayrılsın. Şimdi bizim bir hastamız oldu. Hocamızın bahsettiği depresif bir hastaydı. Sonra baktık hastada ağır uyku apne var. Çok, uyku apnesini düzelttikten sonra depresyon da düzeldi. Bunun sebebi şu. Çok sıkı. Normalde tabii. Uyku esnasında uykuya geçtiğiniz zaman melatonin salgılanıyor. Şimdi melatonin yani normalde triptofandan gelir. Yani triptofan aynen. Yıkılır, melatonin ve serotonine sonra dönüşür. Serotonin. Şimdi melatonin de yıkılıp şey yaptığı en son oluştuğu ürün serotonindir. Şimdi bu hastalarda melatonin salgılanmadığı için bu sefer serotonin de düşmeye başlıyor. Yani bir kısır döngü içerisine giriyor. Dolayısıyla hasta ne yapıyor? Depresif ataklara giriyor. Yani biliyorsunuz gençlerdeki yani Amerika Birleşik Devletleri rakamını veriyorum. İkinci ölüm sebebi suisitlerdir. Yani intiharlardır. Bundaki en büyük sebep de uyku düzensizlikleridir. Yani uyku düzensizlikleri serotoninin ve melatoninin azalmasına bağlı olarak da gelişiyor. Dolayısıyla hocamızın bahsettiği gibi hastanın uyku apnesini düzeltirsek hastayı depresyondan da çıkartabiliriz. Ama burada bir enteresan bir şey daha var yalnız. Mesela depresif hastaların hepsinde faydalı değil ama bir %10, %20'sinde uyku kısıtlaması vardır. Tabii. Mesela hastanın uykusunu kısıtlarsınız, depresif durumdan o an için biraz da olsa yani majör depresyonlar için konuşmuyorum ama depresif durumdan daha kolay çıkarlar. Evet, yani herkes için değil. Yani uykusuzluğun ekste edici bir evet. Tarafı vardır. Yani siz birkaç gün yetersiz uyuduysanız bir yandan yorgunsunuzdur ama bir yandan da biraz çılgınlık yapabilirsiniz. Öfori yapar. Evet. Devam edeceğim. Ortosomnia diye bizim ilk program evet. Başına bahsettiğimiz böyle bir şey çıkmış. Evet. Sağlıklı uykuya takıntılı hale gelerek aslında sağlıksız uyumak. Bu kavram Rush, doğru mu söylüyorum? Bilmiyorum. Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi araştırmacılar tarafından 2017 yılında icat edilmiş. Evet. Maalesef yani. Rush Üniversitesi'nin... Pardon. Buyurun hocam. Uykusuzlukların çok büyük bir bölümünü bu oluşturmaya başlıyor. Psikofizyolojik uykusuzluk dediğimiz yani uyumaya çalışmak, uyumak için özel efor harcamak, bu işte internet, sağlık programları, hani yeterli uyumak lazım, çok uyumak lazım. İnsanları gereğinden fazla uyku konusunda hassaslaştırıyor. Tabii ki çok doğru, sağlıklı insanlar için daha iyi uykunun şartlarını aramak lazım. Ama uyku bir kez bozuldu mu da artık o uykuyla ilgili hassasiyeti kırmaya yönelik, o psikolojiyi gidermeye yönelik önlemler almak lazım. Daha çok işte obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz grupta olan bir şey bu. Ve uyuyamayacağım korkusu hem gündüz hem gecelerini berbat ediyor. Tabii. Bu hocam Chicago'da Rush Üniversitesi'nde Kurt Weigert diye bir kadının çalışması şeyi gösteriyor. Yani insanlar artık o kadar titizlenmiş ki yani her şeyde mükemmeliyet arıyorsunuz. Yani maddeye çok bağlı olduğunuz için, madde yok olduğu zaman siz de yok oluyorsunuz diyorsunuz. Yani şu an insanlarda ölmeme duygusu başladı. Yani ben ölmeyeyim, artık sağlıklı olayım. Bakıyorsunuz güzellik enstitüleri acayip gelişmiş vaziyette. Asla yaşlanmayayım, asla ölmeyeyim diye düşünüyorlar. Mesela bir telefon markasının ürettiği, işte sizin uyuyup uyamadığınızı gösteren, mesela çarşafın altına serdiğiniz bir alet var mesela. Bunu seriyorsunuz. Uyuyor musunuz, uyumuyor musunuz diye. Dolayısıyla aslında sizin... Var mı öyle bir şey? Saatim var öyle. Evet, mesela saatler var. Şimdi bu... Ya bu mesela çok kötü bir şey. Evet. Bir yanıyla iyi ama bir yanıyla çok kötü bir şey. Siz normal şartlarda kaçta yatıp kaçta kalktığınıza bakmazsınız. Halbuki ona baktığınız zaman eyvah ben bu gece az uyumuşum aynen, deyip ki... Doğruyu gösterdiği de şüpheli. O gününüz berbat geçebilir. Peki. Ya burada tabii şeyde de yani teknoloji maalesef hiçbir zaman pür iyi gelmiyor. Ve teknolojinin bizde yarattığı yetkinlikleri biz bazen aşırı abartıp ona göre bir hayat yaşamaya çalışıyor olabiliriz. Bu risklerden biri. İnsan obsesif bir canlı. Ve bu obsesyonu detaylı işlerle ilgilenmesini sağlıyor. Eğer siz bunu kendi hayatınızın tüm detaylarına hakim olmaya çalışarak geçirirseniz bu mümkün değil çünkü bizim hayatımızın bir sürü değişkeni bizden bağımsız. Yani benim şimdi kendi kaygı düzeyim vardı. Sizin karşınızda başka bir kaygı düzeyine erişiyorum. İşte benle hiçbir alakası yok. Kontrol altında tutamazsınız. Tabii. Onu tetiklediği için. Herkes için rahatsız edici olmaz bu. Ama kaygı düzeyi çok yüksek insanlar var. Buradan gelen veriyi iyi böyle miymiş dediklerinde hiçbir problem yok. Aman böyle ben ne yapacağım bunun için diye arayışa geçtiler mi zaten...
Endüstri olamam, bunun için hazırlıkları yapıyor. Diyor ki sen şu ilacı al, şu kursa git, bir şey yap. Onun tetiklediği ve beslediği bir kanal var. Ona düşmemek gerekiyor. Bu obsesif tüketici modeli olmak iyi bir şey değil. Hassas bir insan olmak, takipte olmak, iyiliğini bilmek başka. Obsesif olup sürekli bununla ilgili kaygı yaşamak başka. Çünkü kaygı başlı başına ne kadar uyuyorsanız, ne kadar iyi yiyorsanız yiyin. Eğer kaygı varsa, stres varsa o çok ciddi bir problem. Bir de şeyi söyleyelim. Uzun araştırma, uzun yaşam araştırması var. Bir sürü değişken bakılmış. 80 yıllık falan bir araştırma değil mi yani? 80 yıl bakmışlar. Pardon, teşekkür ederim. Çok yaşayın hocam. Ve aslında pek çok değişken şey bulunmamış. Yaşam süresini uzatıyor, kısaltıyor diye bulunmamış uzun vadede baktığınızda. Bravo. Eğer siz dengeliyorsanız, burada bir tane faktör var. İyi sosyalleşebilmek, iyi arkadaşlarınızın, dostlarınızın evet, olması. O çok kıymetli, onu hatırlatalım. Telomer eğer, kısalıyor yani, yoksa? Aynen. Ne o, kısalıyor? Telomer kısalıyor. Çok enteresandır. Nedir telomer ya? Şimdi bakın. Ya sürekli bak, programın sonunda sayın hekimler yeni icatlarda bulunmayın. Yok, telomer eski icat. Belli bir yerde, hayır siz ama bunu programın sonunda söyleyince. Ama özür dilerim, bir de şunu, yani şu katkıda bulunmak istiyorum. Benim etrafım, belki işte biraz belli yaş ve işte artık arabasına evine almış, çocukları da kolejlere göndermiş bilmem ne, hatta üniversite haline girecek hale getirmiş falan tiplerle sağlıklı akıl hastalarıyla dolu. Yani sağlıklı olabilir fakat akıl hastası ve sürekli benimle konuşmaları şey oluyor. Okan'cığım diyor bana ve bunu ama çok ikna edici bir şekilde. Okan ne bu göz altları sende? Şunları hemen alalım yavrum. Şurayı şey yapalım canım. Biraz dikkat et kendine. Bak işte bedenin hakikaten çökmeye başlamış. Karın bölgede yağ toplanması görüyorum tatlım falan. Yani delirtici bir şey. Yani biraz kollarda şey görüyorum yavrum. Biraz bacaklarda mı bilmem ne falan filan var. Yani biz bir güzellik yarışması için bir otelde kampa girmiş değiliz. Gerzek. Yani biz hayatımızda görüşüyoruz normal şartlarda. O bir ölümsüzlük arzusu var ama insan. Ne yapacağız? Bunları terapiye alıyorlar artık bir yerden sonra. Ama alınacak yani bunun. Ya mesela ben eskiden spor hocalarıyla böyle dalga geçiyordum. Ya oranınız 26, sende de beyin yok. Bunu bu adamlara söyleyebiliyordum. Ama şimdi bu insanlar, diğer bu sağlıklılar sporcu olanlar değil. Onlar anladılar ve sporcu olanlar saklandı. Onlar saklandılar. O kadar aşağıladık ki, benim gibi birkaç kişi aşağıladık ki onlar saklanıyorlar. Fakat yeni gelen sağlık manyaklarını henüz yeteri kadar aşağılamadık. Yani bunu aşağılamak ne demek yani? Estağfurullah, canlarımız. Ama yeteri kadar bunlarla kafa bulmadık. Geçen Twitter'da çok güzel bir şey vardı. Çaya şeker atmıyorum diye 150 yıl yaşayacağını zannedenler. Öyle bir şey olmuştu artık. Yani, aman doktor, evet. Değil mi? Dipte şey geldi. Şu an evet. Dipte ama. Yani tabii konuşmayı... sağlık, pardon. Buyurun hocam. Buyurun. Sağlıklı yaşayacağım derken demans oranları artıyor. O da tabii. Bir başka korku. Yani insanların çok büyük bir kısmı da bunamaktan korkuyor. Ölmeleri mi gerekiyor aslında? Yani ölmezse demansa mı yakalanacak? Ama daha çok yaşarsa daha çok bu demans olma şansı artıyor. Evet, bebek olacak. Salak. Yani, bence yani gitsin. Bence demans zor olmanın, bir hastalık. Evet. Zor ama hasta için bir zorluğu yok. Dolayısıyla hastanın çok korkmasının bir anlaşılıyor. Ya bir dakika, demansta mı Alzheimer'dan bahsediyoruz tabii? Demans bir genel kavram, Alzheimer onun bir alt grubu. Evet. Ama fena o ya. Fena ama işte o zaman bir an önce de ölmek lazım. Evet. Uzun yaşamanın da getirdiği tek sıkıntılar var. Hocam bu tabii biz yaşlılar olarak oturuyoruz sizle ikimiz. Ama bu gençler tabii ki değil mi? Hı. Bu hocalar ve hanımefendi hakikaten onların şeyi yani onlar yaşamak istiyorlar. Bir de tabii şununla alakası yok mu yani neler yaptık diye de bir geriye bakarak göz gezdirmek lazım. Belki çocuklar yaşayamamışlardır. Bundan sonrası için ümitlidirler. Evet. Ben sizin taraftayım. Şimdi, ben çok yaşamaktan yana değilim. Hayatı yaşamaktan yanayım. Tabii ki dikkat etmek lazım ama bunu bir takıntı haline getirdiğiniz zaman işte o zaman bence yaklaştırıyorsunuz ölümü. Evet. Çünkü en önemli faktörlerden bir tanesi stres. Ben yani, şu telomerle ilgili hocam bir telomer, mesaj, evet, özür bir dilerim, mesaj vermek istiyorum. Telomer yani, nedir onu söyleyin. Onu hocam. Anlatacağım. Şimdi bir bakteri var. Bu bakteri ismi Panspermum. Panspermum bakterisi ölümsüz bir bakteridir. Hiç ölmez. Bunun sebebi
DNA'nın her iki ucunda, DNA biliyorsunuz bizi oluşturan göz rengimizi, saçımızı, bizim kemik yapımızı oluşturan yapı. Bunun ucunda böyle iplik tanecikleri vardı. Bu taneciklerin adına telomer deniyor. Bu telomerler her geçen sene kısalıyor. Yani yaşla beraber kısalıyor. Bir süre sonra bittiği zaman hücreye sinyal veriyor. Diyor ki bak diyor, ben artık bittim diyor. Bu benim içimde koruduğum DNA'nın sana bir faydası yoktur. Kendini öldür diyor. DNA'da kendini öldürmeye DNA'da hücrede kendini öldürdüğü zaman ne oluyor? Saçınız beyazlaşıyor, kolajen bozuluyor, yüzünüz kırışıyor, kemik erimeniz başlıyor. Şimdi bu bilinen bir bilgiydi. Ben bunu biliyorum, bunu okudum. Bunu okumuşsunuz. Buradan şimdi... Bu çok klasik bir bilgi. Bir şey uyduruldu değil mi şimdi bununla ilgili? Hayır, uydurulmadı. Şimdi çok önemli bir yere geliyorum. Bakın. Çalışmalar. Şimdi 2009 yılında Tazmanyalı ama Amerika'da yaşayan Elizabeth Blackburn diye bir kadın Nobel ödülü aldı. Şimdi bakın şunu gösterdi. Travmaya uğramış insanların, telomer boyunda, yani çocukları travmaya uğramış insanların telomer boyunun normal kadınlara göre daha kısa olduğunu gösterdi. Bu bir. İkincisi de şunu gösterdi. Telomer boyu kısa olan kadınlarla telomer boyu uzun olan, yani aynı normal olan kadınları yan yana koyduğu zaman bir ay koydu. Bir ay sonunda bunların telomer boyunun da öbürleri gibi kısaldığını gösterdi. Yani bizim atalarımızın söylediği üzüm üzüm baka baka kararır. Şimdi hocamız çok güzel bir şey söyledi. Özür dilerim, tersi olmamış, uzamamış öbür. Evet, kısalmış. Şimdi ben iki şeye bağlayacağım. Özür dilerim. Şu an şunu gösterdiler. Bu o yüzden Nobel aldı. Telomer boyu uzayabiliyormuş. Telomer boyu uzamaya başlamış. İki şekilde. Bir, sizin bahsettiğiniz eğer pozitif düşünürseniz. Junk food dediğimiz böyle abur cuburdan bırakıp sağlıklı beslenirseniz ve uykunuzu, ben uykuya getirmek istiyorum. Konumuz uyku. Minimum 6 saat. Ortalama 7 saat uyursanız telomer boyunuzun uzadığını göstermişler. Dolayısıyla uyku telomeri de uzattığını göstermiş. Evet, onu ben de yeni duydum vallahi, ne güzel. Süper. İyi bir şey bu. Çünkü telomeraz aktivitesi durdurulmak üzerinden böyle bir araştırma var. Bir dakika, burada bunu bir daha öğrenebilir miyim? Yani birisi ne diyor da bir sinyal veriyor. O beni ilgilendiriyor mesela o şey. Nasıl sinyal veriyor? Yani diyor ki saçımı mı beyazlat diyor. Ne diyor? Şimdi o telomer bitince tamam. İçindeki DNA'da normaldeki DNA kendini ürettiği zaman saçı siyah üretiyor ya da sarı üretiyor ya. Bittiği zaman bu telomer o DNA'da hayatımız buna bağlı artık yani. Genetik bilgiyi almıyor. Genetik bilgiyi almadığı zaman da hücre kendini öldürüyor. Artık saçın o siyah rengini veremez hale geliyor. Ya da kolajeniniz bükülüyor. Ya buna ayrıca program yapalım bence. Telomer diye bir program yapalım. Bu konuda evet bilgili insanlar var. Benim takip ettiğim böyle değildi açıkçası. Hayır, telomer çünkü şey telomer olarak, felsefik olarak da ilginç bir konu. İşte o yansıması aynı bu kuantum gibi olacak bu. Hani şimdi bunun biyolojik tarafını sosyal hayatta açıklamaya çalışmanın bir riski var. Yani onu öyle hemen... Çalışma sosyal ama. Tabii yani şeyin üzerine. Bu sosyal bir çalışma çünkü. Psikolojik bir çalışma yürütülmüş yani ve Nobel almış. Genetikçiler yani. Böyle söylemeyebilirler. Bu apoptoz mekanizması yani hücre bölünürken her bölündüğünde birazcık telomerinden kaybediliyor. O yüzden de her hücrenin belli bir bölünme süreci var. Ve onu ne kadar uzatabilirsek biz, onu uzatabilirsek o kadar iyi. Çünkü belli oranda bölündükçe bir yerden sonra artık o hücre yaşayabilir olmuyor. Telomer aktivitesi bu. O telomerleri kesen şeye de telomeraz deniyor. Onları kesen kısma. Ve o telomeraz aktivitesi durursa insan ölümsüz olur deniyor. Ama tek sıkıntı yani benim oradaki şeyim oydu. Yani benim oraya kadar bilgim var. Ama bu konuda biraz da genetik konu. Şu andaki sıkıntı şu. Telomeraz aktivitesini durdurduğun zaman hücreyi ölümsüz yapıyorsun ama öbür tarafta kanser hücreleri de ölümsüz oluyor. O yüzden şu an hani henüz tam beceremediler ama bir süre sonra telomeraz aktivitesini durdurup İnsan ömrünü uzatabilecekler. Yani şu an özellikle anti-aging üzerinde çalıştıkları nokta bu. Yani bu bir biyolojik saat hackleme yöntemi. Bizim çünkü işte şu an en son şeyle... Bununla ilgili ölümsüzlük diye bir program yapalım. Olabilir. Zihnen de anlatmak gerekir. Hayır, felsefi olarak yapalım. Evet, telomeraz meselesiyle ilgili. Mutlaka en azından benim dışarıda hava atacağım bir şeyler olsun. Tabii. Yani bu benim sağlık manyağı arkadaşlar. Şekerim benim bir telomeraz mekanizmamda bir şeyler yaptığımda falan diye. Bununla ilgili bir ürün diye. De var çünkü bir uygulama var. Orada ne yani, ürünü var? Bununla ilgili kullanılan bir ürün var.
Ürün onu da o zaman konuşalım. O zaman ne ürünü olsun. Söyle bana şimdi. Telomeraz aktivitesini durduran bir ürün dizayn edildi. Bunun kullanıcıları var. Dünyada bununla ilgili çalışmalar var. İki farklı fare grubuna verildi. Daha hızlı yaşlı. Daha farelere mi veriliyor? Tabii. Yok, insanlar içinde kullanılan preparatlar çıktı evet. Şu anda. Yapan ya. Kimlere veriliyor bunlar? Türkiye'deki benim firması var. Yani. Size gelmiş olması lazım. Ha, bana ya benimle ilgili. Ben kullanıyorsunuz diye düşünüyorum. Öyle mi? Allah Allah. Hiç ihtiyacım yok. Biz ikimiz hemen gideceğiz baba. Buralarda çok kalmayız. Etrafta çok geri zekalı var hocam. Evet. Pekala. Efendim uykudan tabii ki aslında hepsi birbirine bağlantılıydı. Uykudan ölüme, ölümden uykuya, uzun yaşamaktan uzun uyumaya kadar hepsini konuştuk. Değerli misafirlerime çok teşekkür ediyorum. Ama siz tabii program boyunca biz yazdık isimlerini çeşitli kereler. Ama yine de hemen söyleyeyim kameramızda göstersin. Hemen burada Nejat hocam, doçent doktor Nejat Altıntaş bize harflade bilgiler verdi. Göğüs hastalıkları uzmanı. Aynı zamanda bir de kliniğiniz var. Kliniğimiz üniversite. Devlet üniversitesindeyim. Evet, peki. Yani. Doçent doktor Nejat Altıntaş yazarsanız, Google'larsanız onu izleyebileceksiniz. Özden Kaftan Thomas nefes terapisti bize harflade bilgiler verdi. Google'layınız lütfen. Kendisine oradan ulaşabileceksiniz. Doktor Kerem Dündar, sinir bilimi uzmanı. Ona da ulaşabilirsiniz. Yine Google üzerinden araştırabilirsiniz kendisini. Ve Profesör Doktor Hakan Kaynak, sizin de bir uyku kliniğiniz var evet. Bildiğim kadarıyla. Ve siz de nöroloji uzmanısınız. Profesör Doktor Hakan Kaynak buralardan araştırabilirsiniz. Kaç dakikadayız? Uzun bir süredeyiz galiba. Uzun uzun uykudan konuşup sizi uyutmadığımız için özür dileriz. İyi uykular.